Çok değerli misafirlerimiz, konuklarımız, sizleri şahsım, mesai arkadaşlarım ve Sinop Belediye Başkanlığı adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Göreve başladığımız 3 Nisan 2024 tarihinden itibaren yaklaşık 4 aylık bir zaman geçti. Biz 3 ayda bir, 3 ayın sonunda sizlerle buluşma, halk toplantıları yapma kararlarında ve iradesindeydik. Bunları da sizle paylaşmıştık. Bu kapsamda bugün hem sunumla birlikte hem konuşmalarımızla birlikte sizlere 3 aylık süre zarfında neler yaptığımızı, projelerimizin ne olduğunu, hangi aşamada olduğunu sizlerle paylaşmak ve sizleri buradan bilgilendirmek istiyorum. Belediye Başkan Yardımcılarımız sizlerle beraber, bizlerle beraber bu toplantıya eşlik ediyorlar. Aynı zamanda Belediye Başkanlığında amirlik yapan, şube müdürlüğü yapan tüm şube müdürü arkadaşlarımız da buradalar. Onlar da teknik detayları, konunun uzmanı oldukları için onlar da zaman zaman bilgilendirme yapabilecekler. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk toplantımız hem kentimize hem de bize, belediye başkanlığımıza hayırlı uğurlu olsun. Tabii sunumları aynı zamanda hem görsel olarak da izleyebileceksiniz ekranda sağ tarafta, hem de ben sözlü olarak da bilgilendirme yapacağım. Göreve başladığımız bugünden itibaren, yani 3 Nisan'dan itibaren bugüne kadar 3 milyon 500 bin lira değerinde kaldırım çalışması gerçekleştirdik. Kent genelinde 13 mahallemizde bu çalışmalarımız devam ediyor. Birincisi Hamsi yolunda hem yaya güvenliğini ve trafik akışını tehlike sokan bir aks vardı. O aksta yaklaşık 165 metrelik, 400 metrekarelik ve ceplerle birlikte de 600 metrekarelik bir toplamda kaldırım ve beton baskı düzenlemesi yaptık. Yine Hastane Osmaniye mahallemiz arasında 800 metrelik uzunluğunda bir kaldırım çalışması yaptık. Hem o bölgede yaşayan yurttaşlarımızın ve öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde kullanımını açtık. İskele girişinde kaldırım uzunluğu 30 metre, o ki orada ana burcunun önünde, yani büyük iskelenin önünde 30 metrelik kısımda bir kaldırım yaptık ki yaya güvenliğini rahatlatmak için. Yine uzun yıllardır talep edilen stadyum yolunda stat istinat duvarının dar olması nedeniyle orada da 1 metre genişliğinde 30 metrelik, düzeltiyorum, 200 metrelik bir kaldırım yaptık. Gelincik Mahallesi'nde yer aşım ve doğalgaz çalışmalarından kaynaklı olarak bazı kaldırımlarımız bozulmuştu. Orada da kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Büyük bir ölçüde bitirdik. Kaldırım çalışmalarımızdan bazı görseller, bu Hamsi yolundaki kaldırım çalışmalarımız. Yine öncesi ve sonrası olan görüntüler. Stat yolundaki kaldırım çalışmalarımız, hem yataydan hem de kuş bakışı olarak görüntüleri. Osmaniye mahallemizdeki kaldırım çalışmalarımızın nihayete erdi. 800 metrelik kısımdaki görüntüleri. Bülent Ecevit Caddesi'ndeki kaldırım çalışmalarımız, burası çok önemliydi. Hem yol kesitini, oradaki satış kulübeleri daraltıyordu. İl Trafik Komisyonumuzun da bir kararı vardı. Bu kararlar doğrultusunda geniş bir kaldırım çalışması yaparak oradaki yaya ve trafik güvenliğini daha etkin bir şekilde sağlamış olduk. Yine Gelincik Mahallemizden, TEDAŞ'ın çalışmalarından ve Akmercan Doğalgaz Şirketi'nin çalışmasından kaynaklanan yollardaki bozulma ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor, tamamlanmak üzere.
En önemli konulardan bir tanesi sevgili Sinoplular, kanalizasyon altyapı çalışmalarımız. Bizim kanalizasyon altyapı projemiz hazır. Fakat İller Bankası'nda bir finansman, yani aslında Türkiye genelinde bir finansman sorunu var. Hem tasarruf tedbirleri nedeniyle hem de finansman açısından bir sorun yaşanması nedeniyle bu ihalemizi gerçekleştiremedik. Bunun için beklemektense biz kendi çözümümüzü ürettik. Güney sahillerimize özellikle bu bölgeden başlayarak bir kanalizasyon kaşığı olmasın diye 545 metrelik hatta yenileme yaptık. Burada sık sık arıza oluyordu. Arızalar da fark edilinceye kadar o bölgede yaşanan heyelanları tetikliyordu ve artırıyordu. Buradaki hattı yeniledik. Çalışmalarımızdan görüntüler. Sonrasında asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık. Özellikle bu bölgeler Sinop'taki vatandaşlarımızın ve Sinop'a misafir olarak gelen yurttaşlarımızın çok sık kullandığı plajlar ve oteller bölgesi, turizm tesisleri bölgesi. Yine birçok defa tanık olduğumuz, uzunca bir zamandır sorun olan ve üniversitemizin içerisinden akan bir dere var. O derenin üzerinde, yani Ayancık istikametinden Sinop'a gelirken Atatürk Devlet Hastanesi, Cezaevi, KYK yurdu ve Osmaniye mahallemizin kanalizasyonunun toplandığı, dereden de açıkta aktığı, yine cezaevi yolunu, kapalı cezaevi yolunda tekrar açıktan aktığı hattı yeniledik. Şu anda hem o kanalizasyon kokusu tamamen ortadan kalktı. O dolduruldu olan bazı yerlerde de kireçlenme çalışmasına başlandı. Sövmemiz kireçle oradaki hem pis kokuyu hem de sağlıksız ortamı ortadan kaldırmış olduk. Hem üniversite öğrencilerimiz açısından hem de Osmaniye'de yaşayan yurttaşlarımız açısından son derece önemli bir çalışmaydı. Buradaki çalışan ekip arkadaşlarıma çok özveriyle çalıştılar. Hatta Gelincik Mahallesi'nde, yani 33 evlerin alt tarafındaki bölgede gece 1.30'lara kadar, 0-1.30'lara, yani 1.30'lara kadar çalıştılar. Ben de onlara çalışmalarında eşlik ettim. Tekrar emekçi arkadaşlarım emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yine kanalizasyon kolektörlerinin hatlarının yağmur su kanallarının kanalizasyon hattına bağlı olması nedeniyle sık sık adadan ve yollardan gelen rusumatla, yani birikintilerle tıkanıyordu. O tıkanıklıkları aşmak için yaklaşık 3 ay boyunca Gazi Caddesi'nde, Enver Bahadır Caddesi'nde ve Kurtuluş Caddesi'nde bütün kanalizasyon kolektörlerini temizlediler. Şu anda terfi istasyonumuza bağlı olarak çalışıyor. Pompalarımız İkisi de faal. Bir arıza olmadığı sürece, bir elektrik kesintisi süresi yaşanmadığı sürece güney plajlarımıza, güney sahillerimize bir kanalizasyon akıntısı olmuyor. Yine altyapı çalışmalarıyla alakalı olarak, yani bu fotoğraf ben 3 Nisan'da mazbata almıştım. İller Bankası'ndan gelen heyet 2 Nisan'da gelmişti. Mazbata almamama rağmen bu heyeti önemsedim. Hem Samsun'dan ve Ankara'dan gelen bu heyetle birlikte kanalizasyon şebekesi, Gelincik Mahallesi, Korucuk ve Ordu mahallelerinde, hatta Osmaniye mahallelerinde düşük basınçlı su sorunu, yine aynı zamanda su deposuyla birlikte içme suyu hattının yenilenmesi projeleri vardı. Bununla birlikte de hem güney sahillerimizde biyolojik arıtma tesisi, hem kuzey sahillerimizde biyolojik arıtma tesisi, hem de Çukurbağ mevkiinde bir membran arıtma tesisinde projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk ve bu alışverişten sonra aldığımız dosya ve bilgilerle de hem İller Bankası'nı hem de bakanlıkları ziyaret ederek bu projenin takipçisi olduk.
Yaklaşık her Ankara'ya gidişimizde bakanlıklara uğruyoruz. Hazır olan projelere finansman aktarılması ve ihale sürecinin başlaması için görüşmeler yapıyoruz. Gencik Mahallemizde özellikle birçok vatandaşımız, orada yaşayan vatandaşımız bilir, basınçsız su problemi için İler Bankası'ndan bir ödenek beklentimiz var. Bugüne kadar yaptığımız çalışmayla Gencik Mahallesi'ndeki özellikle güney tarafına bakan, güney cephesine bakan binalardaki düşük basınç sorunu gidermeye başladık. Şöyle kendi makro ölçüde, yani projeleri hazır olan projeye finansman bekleyinceye kadar Gencik Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlarımıza bir sözümüz vardı. Yaklaşık 2 hafta içerisinde bir aksilik olmazsa Gencik Mahallemizin tamamına yüksek basınçlı hidrofor sistemi kullanmadan su bağlantısını yapacağız. 2 aşamadaki çalışmamız bitti. 2 noktada da çalışmamız var. Bunlar mikro projeler. Esas sorunu nihayete merkezi hidrofor sistemiyle çözeceğiz. O projenin de takipçisiyiz ama 2 hafta içerisinde düşük basınçla kaynaklanan bir sorunla karşılaşmazsak sorunu çözmüş olacağız. Burada da Koruçuk depomuzdan aldığımız hattı, yani o Koruçuk depomuzun yüksekliği 130 metre, 13 çatı yapıyor. Gencik Mahallemizde ise yükseklik 60-70 metre civarında. Pervane deposundaki su basıncı yetmiyor ve çok kullanım olduğu için de basınçsız bir su ve son katlara çıkmayan bir su problemiyle karşı karşıyayız. Çözdüğümüz ölçüde ve yaptığımız mikro ölçüdeki çalışmalarla 2 hafta içerisinde bu sorunu sorun olmaktan çıkarmış olacağız. Ama buna rağmen yine de İller Bankası'ndan bir ödenek temin ettiğimizde makro ölçüde bu sorunları çözmüş olacağız. Bunun da müjdesini vermek istiyorum. Özellikle Yıldırım Cami bölgesinde olan, yani pervane yol ayrımından DSE'ye giderken o hattaki güney cephelerindeki evlerde bugün akşam itibarıyla yüksek basınçlı su verilmeye başlanmış durumda. Hidrofor sistemleri devre dışı bırakıldı. Özellikle plajlar halkındır ve halkın erişimine ücretsiz açılması için bir dizi çalışmalarımız oldu. Hem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, hem de valiliğin, hem de bizim irademiz bu yöndeydi. Tüm plajların ücretsiz olarak vatandaşlarımızın erişimine açılması için biz gerekli çalışmaları yaptık. Tüm plajlarımız halkın erişimine ücretsiz olarak şu anda açık. Bazı noktalarda plajlar erişim yolları gerekiyordu. Biz 4 tane noktada plaj erişim yolları açarak, fotoğraflardan birisi de onu gösteriyor. KYK yurdunun yanında, yine kumsal tarafında da, Kumkapı tarafında da bu çalışmalarımız sağladık ve hiçbir vatandaşımızın kumsaldan faydalanmasının önündeki engelleri de kaldırmış olduk. Yine biliyorsunuz hem Gazi Caddesi'nde hem Barış Manço Parkı'nda izinsiz işgaliyeler vardı. Buralar bizim ortak kullanımız alanlarımızdı, yaşam alanlarımızdı. Yani sizlerin mülküydü. Sezonluk işgaller kalıcı hale gelmişti burada. Göreve geldiğimiz günde bu işgaliyeleri orada kaldırdık. Sezonluk satış yapmak isteyenlere de kendimiz gerekçelerini aldık. Onlara da sezonluk satış yapabilecek yerleri gösterdik. Şu anda rıhtım üzerinde satışlarını yapabiliyorlar. Yine Bülent Ecevit Caddesi, İskele Meydanı ve Hamsi Yolu üzerindeki usule uygun olmayan büfe ve tezgahların kaldırılma işlerinden fotoğraflar. Yine Hamsi Yolu'nda, özellikle Hamsi Yolu'nda sağ tarafta bulunan, burası arkeolojik sit alanı olduğu için yine cezaevinin karşısında, yine Meydan Kapı Mahallesi'nin büyük burcun, yani Büyük İskele'nin, yani Deniz Polis Karakolu'nun olduğu yerde Samsun'un Kültürel Varlıkları Koruma Kurulu'nun
Bu alanların kaldırılmasıyla ilgili bir kararı vardı. Bu kararı da sık sık bize hatırlatıyorlardı. Biz de sezon hani sonunda bunu yapabilir miyiz diye biraz beklememize rağmen bu izni hem vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda vermediler hem de kaldırılmasını ısrarla ve ivedilikle talep ettikleri için bu bölgelerdeki hem çirkin yapılaşmayı hem de izinsiz işgalleri kaldırmış olduk. Buradaki karar Samsun Kültürel Varlıkları Koruma Kurulu'nun kararıydı. Belediye Kanunu'nun bize vermiş olduğu yetkiyle bunu sağlamak zorundaydık ve sağlamış olduk. İşte yine az önce bahsettiğim Sinop Tarihi Cezaevi'nin karşısında hem bir büfe vardı hem de bir taksi durağı vardı. Taksi durağına dahi müsaade edilmedi. Biz de taksi durağına zarar vermeden kaldırılması için taksici esnaflarımızla da konuşarak bu kararı yerine getirmiş olduk. Orada yine taksici esnaflarımız taksicilik yapmaya devam edecekler ama surların önünde bir yapıya müsaade edilmiyor. İskele karşısındaki ivedilikle ve ısrarla kaldırılması istenen yer, orası zaten bize ait bir mülktü. O mülkteki işgali, tahliyenin ardından işgali de sonlandırmış olduk. Yani daha doğrusu kaldırılma, işgal demeyelim de kaldırılma kararını, iradesini gerçekleştirmiş olduk. Yine hem 100 günlük sözlerimizden bir tanesi kent lokantasıydı. Özellikle kent lokantası hem daha sağlıklı gıdaya hem öğrencilerimizin hem vatandaşlarımızın daha ucuz ve daha sağlıklı gıdaya ve restoranlara kavuşması için bir sözümüz vardı. Otogar'ın üzerinde bir lokantamız var. O lokantanın bakım, onarım işleri devam ediyor. En kısa sürede bitirilerek yani öğrencilerimiz daha okullar açılmadan burada hizmete girecek. Yine fotoğrafları içerisinden ve dışarısından. Bundan birkaç tane daha açacağız. Hem yuvam tesislerini açacağız hem de şehirde bize ait olan mülklerde kent lokantaları açacağız. Bütçe imkanlarına göre de biraz ihtiyatlı gidiyoruz. Yuvam sosyal tesislerini 18 yıl aradan sonra tekrar kurumumuza kazandırdık. Zaten sözleşmesi bitmişti. Bu tesisin kira sözleşmesi bitmişti. İl İdare Kurulu kararıyla bu tesisi belediyemizin işleteceği bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu tesise zaten plajlardan ücretsiz olarak faydalanılıyor. Yine aynı zamanda bu yani Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sitesine baktığınızda da zaten Yuvam ve Orman Kampı'nın bulunduğu yer Karakum'la beraber mavi bayrak alabilecek plaj temizliğine sahip. Biz bu iki tane apartımızda şu anda boyalar yapılıyor. Mevcutlar gelmek üzere bu sezonda burada bir konaklama faaliyetine başlamış olacağız. Yine ilaçlama çalışmalarımız larvaların oluştuğu dönemde başladı. Yani yaz ayları gelmeden haşere, fare, sinek ve larvaların oluşumunu engellemek amacıyla ilaçmalı çalışmalarımız birikintili olan yerlerde, sulak alanlarda, göletlerde ve dere yataklarında ilkbahar aylarında başlamıştı. Hala devam ediyor. Rogarlarda özellikle kara böcek, kara fatma gibi haşerelere karşı da, farelere karşı da ve derelerde ve kanallardaki birikintili durgun sulardaki ilaçlama çalışmalarımızdan kesitler, fotoğraflar. Yine göreve geldiğimiz andan itibaren kent genelinde temizlik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu anlamda temizlik hizmetlerinde görevli olan ve özveriyle çalışan tüm emekçi, mesai arkadaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten sabahın erken saatlerinden başlayarak
akşam geç saatlere kadar, gecelere hatta sabahlara kadar hizmet üretiyorlar. Bizim sağlıklı bir çevrede, sağlıklı bir şekilde yaşamamız için üstün gayret gösteriyorlar. Yine liman içerisinde, daha doğrusu Büyük İskele ile Küçük İskele Rıhtım arasında burada üniversite öğrencilerimiz, lise öğrencilerimizle birlikte deniz altında üniversite, Sinop Üniversitesi'nden de akademisyenlerin de katıldığı ve yurt dışından da gelen Ebru Kuru hanımefendinin misafirliğinde yurt dışından gelen gönüllüler de bu seçimde alkışlık yaparak bu seçim, bu temizlik kampanyasına katkıda sundular. Bir farklılık yarandılar. Onlara da huzurlarınıza bir kez teşekkür etmek istiyorum. Yine temizlik çalışmalarımızdan kesitler. Özellikle Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz kent merkezinde denetimlerini sürdürüyorlar. Hem ticari araçların, taksi, dolmuş gibi, halk otobüsü gibi ticari araçların denetimlerini ve evraklarını inceliyorlar. Aynı zamanda kaldırımlara işgal eden motosiklet ve bisikletlerinde bu anlamda kaldırım işgallerini engellemeleri için üstün bir gayretle çalışıyorlar. Yine kesitler. Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kent genelinde bahçe, bakım, temizlik, peyzaj çalışmalarını az sayıda personele rağmen yine üstün bir gayretle devam ettiriyorlar. Hem zabıta ekiplerimize hem Park Bahçeler Müdürlüğümüzde çalışan tüm mesai arkadaşlarıma bir kez daha huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Onlar da hem kentin güzelleşmesi adına hem de temiz ve bize yakışan bir şekilde çalışmaları devam ettiriyorlar. İtfaiyemiz, yani şöyle, geçen sene çok istenmeyen tatsız boğulma vakaları oldu. İl genelinde onun üzerinde bir boğulma yaşandı. İlimizde de 6 tane bildiğim kadarıyla bir boğulma can kaybı yaşandı. Dilerim olmaz. Bu bizi çok yaraladı. Birçok misafirimiz, birçok vatandaşımız çok talihsiz acılarla, çok derin üzüntülerle şehirden ayrıldılar. Biz bu sene ne yapabiliriz diye biraz düşündük. Geçen sene 5 olan can kurtaran sayımızı 15'e çıkarttık. Maliyeti ne olursa olsun bir can kurtarmanın bile değerini bilerek, bunun karşılığında hiçbir ekonomik maliyetinin düşünmeden ekiplerimiz kuzey bölgesinde 12 tane, güney bölgesinde de 3 tane olmak üzere, yine bir istasyon olmak üzere hem Zodiac bot, hem ekipman, hem de motorlu ATV'lerle canlı başla çalışıyorlar. Geçtiğimiz pazar günü en son bir boğulma vakası olmuştu. Buna müdahale ettiler, kurtardılar. Bugün itibariyle 6 tane boğulma vakasına müdahale ederek, kurtararak o insanları hayata döndürdüler. Şu an itibariyle hiçbir boğulma vakası yok. Bu da ekiplerimizin özveriyle çalışmaları ve sayılarının artmasıyla bağlı olarak yaşanmadı. Dilerim bundan sonra da yaşanmaz ama biraz Poyraz denizlerinin, Yıldız denizlerinin rüzgarlarının başladığı günlere giriyoruz. Hem yurttaşlarımızı anonslarla, hem işaretlerle uyarıyoruz, hem de sözlü olarak uyarıyoruz. Hem ekiplerimiz biraz daha hassas dönemde olduklarından dolayı daha özveriyle gayretle çalışacaklar. Dilerim bundan sonra da bir vakayla karşılaşmayız. Onlara da, can kurtaran ekiplerimize de, ekip başkanına da, İtfaiye müdürümüze de, mesai arkadaşlarımıza, huzurlarınıza bir kez teşekkür etmek isterim. Trafik sorununu rahatlatacak düzenlemeler ve kararlar almak zorunda kaldık. Çünkü göreve gelmemizle birlikte hızla ilerleyen günler bizi yaz aylarını hazırlamak için gayretle çalışmamızı gerektirdi. Biz de bir gayretle
trafik sorunlarını daha çözmek ve daha konforlu hale getirmek için bir dizi kararlar aldık. Tur otobüslerinin şehir içi trafiği olumsuz etkilememesi için Hams yolundaki otoparkımızda zorunlu park kuralı getirdik. Zaten trafik, il trafik kurulu kararı da böyleydi. Daha önce alınmıştı bu karar. Bu kararı hem valilik uyguluyor hem de biz uyguluyoruz. Ola ki bir otelimiz diyelim Karakum bölgesinde veya kentin biraz daha uzak bölgesinde veya bir kruz gemi geldiğinde bize başvurduğunda plakasını verdiğinde onun da bir eskort eşliğinde şehrin içine girmesine müsaade ediyoruz. Ama eskiden olduğu gibi artık kontrolsüz de bütün tur otobüsleri şehre giremiyorlar. Bence biraz da yürümeleri gerekti, şehri tanımaları gerekti. 300 metrelik bir mesafede yürüyüş yapmaları veya 500 metrelik bir mesafede yürüyüş yapmaları çok da onlar için can sıkıcı olmaması gerekti. Şehrin hem tanınması açısından hem de şehirdeki ticari faaliyet açısından son derece önemli. Evet, bir otopark sorunumuz var. Bu tabii şehir merkezinin bir kısa üzerinde olması, kadim bir tarihin olması, kentsel ve arkeolojik sit alanları olması nedeniyle her yere otopark yapamıyoruz. Otopark alanları da üretemiyoruz. Bizim de buradan yola çıkarak kendi arazilerimizde iki tane ücretsiz otopark ürettik. Yaz sezonunda en azından o bölgede trafiği rahatlatalım diye. Bir tanesi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alt tarafında bulunan, yine sahilinde otellerin ve turizm tesislerinin olduğu bölgede 2000 metrekarelik alanda bir otoparkımız oldu. 33 evler mevkiinde. Hala faal ve ücretsiz. Yine Gelincik Mahallemizin mobil bloklarının, mobil sitelerinin üst tarafında çok geniş bir alanda bir otoparkımız var. Burası da ücretsiz olarak hizmet veriyor. Hamsi yolunda bir otoparkımız faal olarak burada ücretli ve düşük otopark ücretiyle de hizmet veriyor. Sayın Başkan, bu otopark zaten sizin dönemden önce de vardı. Biliyorum ben. Daha önce de vardı Sayın Başkan. Ama ben tamamlayayım bir dakika. Daha önce de vardı ama. Yaptık diye, hani daha öncesinde Barış Ayhan döneminde de bu otopark vardı. Tamam. Buyurun, devam edelim. Olmadı demedim. Buyurun, devam edeceğim. Yani lütfen provoke etmeyelim. Hayır, kesinlikle. Ben tamamlayayım. Benim dönemimde yapıldı demedim ki. Yapılmış. Yaptım demedim çok ki. Çok teşekkür ederim. Ya hizmet... Verenin amanetin üstündür. Yaptıkları için teşekkür ediyorum ben bir vatandaş olarak. Özür dilerim hanımefendi. Ben sizinle görüşmüyorum. Başkan Bey'le görüşüyorum. Lütfen. Bak sevgili ben kardeşim, ben sunumumu bitireyim. Söz alırsın. Tamam, kartı, tamam yani... Sayın Başkan. Tepki göstereceksiniz. Ben mermiye ceket açtım. Buyurun. İsterseniz beni darp edebilirsiniz. Ama Sayın Başkan, son bir şey daha söylemek istiyorum. Bak kardeşim. Oradaki Hamsi yolundaki yapıyı yıktınız. Kum kapı denilen mekan, kum kapı denilen mekan 3-4 seneden beri. Tabii. Evet. Hepsi tek diziliye. Ama çok teşekkür ederim. Provoke ediyorsun, yani seni dışarı çıkartmak zorunda kalacağız. Sabırla dinlersen ben de anlatayım. Lütfen. Bir genç size bir soru sormuş. Ben halk değil miyim? Halkım. Ama bak şimdi soru aşamasında değiliz. Provoke etme, lütfen. Sayın Başkan, sadece bir soru sormak istiyorum. Ben bir vatandaşım, halktan bir insanım. Yaşım 30. 30 yaşında bir gencim. Beni mi kıracaksınız? Hayır abi, hayır abi. Bir soru.
edemezsin. Sana gasp ettirmeyiz. Ben kimseye yakalamam. Lütfen. Sadece bir soru sormak istiyorum. Arkadaşlar dışarı çıkarır mısınız lütfen? Tamam alın beni. Dışarı çıkarın arkadaşlar. Bir provokasyonla karşı karşıyayız. Müsaade. Kovdum lütfen. Kum kapıya neden 2 aydan müsaade verdiniz? Özel kalem müdürünüz kum kapının ortağı değil mi? Değil mi? Sayın şunu ısrarla söylemek istiyorum. Bizim dolayısıyla sizlerin ortak kullanım alanları, parklar, bahçeler, kumsallar, sosyal donatım alanları izinsiz, ruhsatsız ve plaj işletme belgesi olmadan nasıl yapıldıysa yapılmışsın. Bütün yargı süreçlerini bekleyerek, bütün süreçlerin tamamlanmasının ardından kim tarafından yapılırsa yapılsın, kamuya ve sizlere açılması için biz her zaman sizlerle beraber dayanışma içerisinde kol kola bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. Halkın üzerinde hiçbir güç irade yoktur. Şehir zorbalıkla, eşkıyalıkla gasp edilemez. Sizler bana bu yetkiyi verdiniz. Sizler adına bu yetkiyi kullanıyorum. Biz izinsiz hiçbir şey yapmıyoruz. Ve yapmayacağız da. Sizin ruhsatınız yok. Plaj işletme belgeniz yok. Bir izin almamışsınız. Bütün yargı kararları sizin oradan tahliyenizi noktasında karar vermiş. Bakanlık müfettiş göndermiş. Hatta mesai arkadaşlarım soruşturma geçirmişler. Ben bile soruşturma geçirmişim. Bir dahilimin olmamakla birlikte. Ve bizden önceki yöneticiler, başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimiz bir yıkım kararı almış. Ve bunu tebliğ etmişler. Buna rağmen biz yasayı işletmeyecek de ne yapacaktık? Seyir mi edecektik? Kimse kusura bakmasın. Yani gelip burada keşke genç kardeşimiz konuşmanın bitmenin ardından sorularını sorsaydı. Biz de cevaplasaydık. Bütün cevapları belirttik ama ısrarla söyledik. Sökün, biz zarar vermek istemiyoruz. Kaldırın, valilik kararı var, yargı kararı var ve mencimen kararı var. Yasa da bize bunu uygulamak yükümlülüğü veriyor. Bunu uygulamayacaktık da ne yapabilirdik? Bitmiş her şey tüketilmiş. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Kültür, sanat ve spor faaliyetlerimizden. Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuk şenliğimiz yoğun bir katılımda hem çocukların hem gençlerin aileleriyle birlikte gerçekleştirdik. Sabahattin Ali Kültür Parkı çok büyük bir coşkuya, etkinliğe sahip oldu. Yine Belediye Konservatuvarımız Nisan ayında 2 tane unutulmaz gece yaşattı bize. Kültür merkezimizdeki salonun 450 kişilik salonun tamamı doldu ve birçok yurttaşımız etkinliği izleyemeden ayrıldılar. Bu etkinliği tekrarı mümkün sonbahar aylarında yine bu etkinlikte görev alan hem Korhan Kaymak Kavak hem de Murat İlkış'ın sunumlarıyla Türk sanat müziğindeki Türk müziği, sanat müziği orkestrası ve orada enstrüman çalan hem saz sanatçılarımız hem
söz sanatçılarımızın etkinliğinde bir konser gerçekleştirdik. Bu konsere huzur evinde kalan yaş almış büyüklerimiz de katıldılar. Sinoplulara, sizlere unutulmaz bir gece yaşattılar. Emek veren tüm sanatçılarımıza ve katılımcılara bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ederim. O geceden kesitler. Yine 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinliklerini Uğur Mumcu Meydanı'nda, etkinlik alanında gerçekleştirdik. Çok coşkulu, çok kalabalık bir katılım oldu. Sinoplu sanatçılarımızdan Yılmaz Küçük ve Özge Aktaş ile grup vals konserleriyle unutulmaz bir gece yaşattılar. Hem katıldıkları için gençlerimize, sinoplulara, aynı zamanda da az önce ismini saydığım gruptaki sanatçılara bir kez daha huzurlarına teşekkür ederim. Geleneksel Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu turnuvasını gerçekleştirdik. Paydaşlarımızla birlikte bu yıl 7.sini düzenlemiştik. 3 gün boyunca kıyasıya bir mücadelenin ardından bu etkinliğimizi de tamamlamış olduk. Sporcularımıza ödüllerimizi verdik. Hem Sinop'u tanıtmış olduk. Gerek ilçelerden gerek illerden yüzlerce sporcumuz bu yarışmaya katıldı. Evet, sevgili Sinoplular, çok değerli Sinop'ta yaşayan misafirlerimiz, yurttaşlarımız. Benim özellikle sunumda belli başlıklı konulara değindim. Burada söz sizde, isterseniz yazılı olarak kartlar dağıtıldı, bizlere iletebilirsiniz. Biz onları toplayacağız. Birçok, yani zamanı iyi kullanma adına, örneğin bir konuda 8 tane, 15 tane, 20 tane soru gelebilir. Onları tek tek söz olup onu sözle söylemektense biz ortaklaştıracağız, hepsine cevap vereceğiz. Bu konuda söz sizin, bize kartlar geldikçe, ama buna rağmen yine de basın mensuplarımız sözlü soru sorabilirler. Yine de biz konuştuktan sonra sözlü soru sormak isteyen yurttaşlarımız olursa onlara da cevap vereceğiz. Sorumuz sabahları, daha doğrusu bir öneri de içeriyor aynı zamanda. Sabah Trafik Kültür Parkı'nda sportif faaliyetlerin yapılmasını öneriyor. Yani özellikle aerobik gibi birçok faaliyet yapılabilir, çok uygun. Biz de bunu notlarımızın arasına alalım. Aslında bu anlamda da öneri gelmişti ama biz Sinop'u biraz daha yaz aylarına hazırlamak için hızlı bir faaliyet içerisinde olduğumuz için buraya gerekli, bu anlamda sportif faaliyetlere bu noktada gerekli adımları atamadık. Ama notlarımızın arasında yine var, çalışmalarımızın arasında var. Dükkanların önüne konulan reklam panoların kaldırılmasını öneriyor. Doğru, çok görüntü kirliliği yapan ama çok da güzel olan reklam panoları da var. Biraz bu anlamda hem esnaflarımızın duyarlı olması lazım. Biz de zaten eğer kaldırım kesitini ve görüş açısını etkiliyorsa gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Evet, yine bir otelimizin önü örnek gösterilerek oradaki bir peyzaj örnek gösterilmiş. Şöyle, biliyorsunuz Kent Meydanı ve Millet Bahçesi projesi hala devam etmekte. Bu projede bazı noksanlıklar var ama bu projeye de buna rağmen projeye bir renk katma anlamında kendi kaldırımının önünü temiz tutan ve ağaçlandıran, peyzajda bulunan vatandaşlarımızı da, esnaflarımızı da
bir kez huzurlarını teşekkür etmek istiyorum. Sahilde çekirdek yeme, yerlere tükürme yasaklanmalı. Zaten zabıta arkadaşlarımız yerleri kirletenleri, çöp atanları uyarıyorlar. Kabahatler kanununa göre işlem yapıyorlar. Kaldırımlara park eden, delinatörlere kırarak park edenlere de biz encümen kararlarıyla zabıta arkadaşlarımız, zabıta görevlerimiz tespit yapıyorlar. Biz de onları her hafta encümen kararlarıyla cezalarını kesinleştirmiş oluyoruz. Plajlarımız yine bir yurttaşımızın, plajlarımız ulaşıma açıldı fakat bazı fırsatçılar plazlara şezlong ve şemsiye sererek rant elde etmeye çalışıyor. Son derece haklı. Şezlongları plaja boş seremezsiniz dediğimizde burası için işgali ücreti ödedik deniyor. Sizlere ve görevinize başarılar dilerim. Ahmet Ali Bey bir kez daha teşekkür ediyorum. Şöyle plaj işletme belgesi olmayan bazı oldu bittiye getiren ve plajlarımızı işgal eden ve gereksiz yere bütün kumsalı belge aldık diye kapatan vatandaşlarımıza buradan bir kez daha uyarıyorum. Plaj işletme belgesi varsa şayet lütfen kumsalları kapatmasınlar. Üst üste plaj şezlonglarını yığsınlar. Biz sezon başlarında kendilerine yazılı olarak söyledik. Müşteri istedikçe o kattan alın şezlongu, ona göre serin. Siz şezlongu kumsala serdiğiniz zaman, kapattığınız zaman vatandaşlarımız o halk plajında nasıl denize girebilecekler, nasıl güneşlenebilecekler? Bu da son derece hatalı bir uygulama ama yazılı olarak söylememize rağmen devam ediyor. Fakat izinsiz plaj işletme belgesi olmayan bazı girişimciler hala plajları bu anlamda işgal ediyorlar. Valilik tespitlerine rağmen, Kültür Turizm Müdürlüğü'nün tespitlerine rağmen ve bizim tespitlerimize rağmen önümüzdeki günlerde onların da kaldırılmasını sağlayacağız. Yine Osmaniye Mahallesi'nden bir yurttaşımız Atatürk Devlet Hastanesi çevresine temizlik yapılmasını istiyor. Bunu notlarımızın arasına alalım. Zaman zaman bizim de yaptığımız denetimlerde görüyoruz. Özellikle en iyi temizlik kirletmemekten kaynaklanıyor. Fakat o bölgeye şehir dışından gelen ve şehir içinde de bulunan bazı araçlarımız park ettiğinde pet şişeleri, su bidonları ve çöplerini atarak parktan ayrıldıklarını görüyoruz. Dolayısıyla 24 saat o bölgede bir temizlikçi bulundurma şansımız yok. Bizim de temizlikçi görevli sayımız ve araç sayımız son derece kısıttı. Buna rağmen canla başla çalışıyorlar. Ama yine de biz notlarımızın arasına alalım. O bölgede mutlaka daha önemli, daha dikkatli çalışalım. Biliyorsunuz nokul, poğaça vesaire çok pahalı ve çok tüketiliyor. Burada bir halk ekmek kahvaltı salonu açmayı düşünüyor musunuz? Büyük şehirlerde var, öğrenciler oralarda doyuruyorlar. Biz kent lokantası açacağız. Öğrencilerimizin özellikle daha düşük ücretlerde ve sağlıklı gıdaya erişmesini ve restoran hizmetini almasını sağlayacağız. Burada bir kahvaltı salonu hizmeti de verebiliriz, kahvaltı da verebiliriz. Poğaçaydı, simitti, nokuldu. Ama ekmek fabrikalarını açma noktasında nüfusumuz çok fazla değil. Yeterince fırınımız var. Bir de şöyle düşünmek gerekli. Bu yatırım ve maliyet isteyen bir şey. Bu noktada da belki ilerideki yıllarda olabilir ama şu orta vadede, kısa vadede bir halk ekmek fabrikası, üretim tesisi açma planlarımızın arasında yok. Zaten un fiyatlarındaki teşvik kaldırıldığı için ekmek fiyatlarında artışlar oldu. Fırıncı esnafımız da aslında çok büyük kazançlar elde etmiyor. Yakıttı, elektrikti, maliyetler çok arttı. Bir de onlarla biz rekabet edecek düzeyde onlara da çok zarar vermek istemiyoruz. Ama yine de orta vadede ve uzun vadede bir halk ekmek fabrikası neden olmasın?
Ama kısa vadede bunu açmak için bütçe olanaklarımız çok müsait değil. Sahil kenarlarında açılan mekanlar sizin izniniz dahilinde midir? Yoksa ben buraya mekan açtım, izin vermek zorundasınız gibi bir dayatmalarla karşılaşıyor musunuz? Böyle duyumlardan tavrınız ne olur? Devamı arkada demiş. Evet, sahiller halka aittir. Eskiden rahatlıkla denize girdiğimiz yerlerde birçok mekanlarla karşılaşıp onların artık bizlere ait olmadığını görmekten bıktık demiş vatandaşımız. Evet, biz sahillerde bir oldu bittiye fırsat vermeyeceğimizi, bir dayatmayla karşı nasıl tavır alacağımızı, takındığımızı zaten 3,5 aylık icraatımıza gördünüz. Halka ait olan bir şeyi kimseye kesinlikle yasa dışı olarak kullandırmayız. Halka ait bir şeyi orayı işgal etmelerinde fırsat vermeyiz. Bu anlamdaki kamusal alanlarımızı işgal etmek, orada gereksiz ve izinsiz binalar yapmak isteyen ve yapımına devam eden, bu bağ evi olabilir, bahçe olabilir, çadır olabilir, bungalov olabilir. Yani gereksiz masrafta ya bulunmasınlar. Çünkü biz bütün kamusal alanlarımızı yasaların bize izin verdiği ölçüde, yargı kararlarında sonucunu bekleyerek biz tekrar sizlere kavuşturacağız, sizlerin kullanımınızı açacağız. Eğer bir isim verilecekse tanımlı olarak koordinatları belirli, projeleri belirli, hizmet verecek tesisleri biz açacağız. Şöyle söyleyebilirim, kuzey sahillerimizdeki önümüzdeki yıllarda milli yani çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünden alarak, yani milli emlaktan alarak, Kumkapı'dan başlayarak uygulama otelin altına kadar bütün sahili biz devralacağız arkadaşlar. Oraya tek bir... Evet. Evet, bu yaz yetiştiremezdik de. Ama önümüzdeki sene o plajlarda tek tip bir projeyle o plajların işletmesini ihaleye vereceğiz. O plajların bakımını yapacaklar. O plajlarda can kurtaran özelliğini gösterecekler. Can kurtaran bulunduracaklar. Yine o plajlarda sağlıklı bir şekilde hizmet verecekler. Bunları da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bir de kuzey sahillerimize bir karavan kamping alanı, hatta iki tane karavan kamping alanı da kazandıracağız. Karavancılarımıza da yer göstereceğiz o bölgede konaklamaları için. Çünkü şehrin gelişi güzel yerlerinde konaklamak, park etmek zorunda kalıyorlar. Biz de onlara, önümüzdeki sene onlara daha sağlıklı ortamda su, elektrik ve mutfak ihtiyaçlarının karşılanacağı bir karavan kamping alanı tesis etmiş olacağız. Yine Kutlu Bey bir not iletmiş. Gelincik Mahallesi Tahsin Bey sokaktan denize inen merdivenlerin yanında ormandan inen kanalizasyon akıntısı denize veriliyor. Ara ara ikazla kesiliyorlar. İkazda bulunuyor. Ara ara ikazla kesiliyor demiş. Bu orman kampıyla, yani Gazi Mesire alanıyla sanırım o aradaki bir yer. Orada bir kanalizasyon terfi istasyonumuz var. O bölgede bir ağaçlık ve makilik bir alan. Temizliğini yapalım. Oradaki terfi istasyonumuzda şu anda faaliyet kontrolünü yapalım. Bir kaynak suyu da var. Acaba kaynak suyu mu karışıyor? Biz bu anlamda bir oranın kontrolü yapalım. Notlarımızın arasında yine dursun. İlgili bilimler o bölgede bir kontrollerini yapsınlar. Uyarınız için teşekkür ederim. Sinek ve aşereler için ilaçların daha sıklıkla yapılmasını diliyorum. Hamsi yolundaki çiçeklerin sulanmasını rica ederim.
Az önce sunumumda da bahsettim. Sinek fahişeleri için ilaçlarımızı sıklıkla yapıyoruz. 13 mahalleyi ikiye böldük. İki tane ayrı ekip aralıksız ilaçlama yapıyor. Fakat çok rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmıyor. Hani bunu da söylemek istiyorum. Bu sene de çok rüzgarlı bir dönem geçirdik. İlaçlama yapılamıyor. Bu anlamda ilaçlamamız, ekiplerimiz çalışıyor. Fakat Türkiye genelinde bir sinek yoğunluğu var. Gittiğim diğer illerde de haberlerle de bununla karşılaşıyoruz. Bir de yeni bir sivrisinek türü var. O da daha agresif bir sivrisinek türü. Onu da fark etmişsinizdir. Kaplan sivrisinek türü. Yine Hamsiyon'daki çiçeklerin, saksılardaki çiçeklerin sulanması noktasında notlarımızı alalım. Oradaki saksılardaki çiçekler biraz kuruma eğilimindeler. Teşekkür ediyorum. Uygulamalarımızdan dolayı teşekkür ediyor yurttaşımız. Daha güzel sinop için sizlerle beraberiz diyor. Sağ olsun Antepli yurttaşımız. Biz de sizlerle beraberiz, sizlerin adına faaliyet gösteriyoruz. Bostancı Mahallesi'nde bir vatandaşımızın deposunun alt tarafındaki yol yağmur nedeniyle bozulmuştur. 6 hane olarak eve giriş yapamıyoruz, yolun yapılmasını bekliyoruz. Bunu da notlarımıza alalım. Bostancı Mahallesi'ndeki bir yurttaşımıza deposunun alt tarafında 6 haneye. Tabii hem yağmurla bozuluyor, bir de orada bir afete maruz bölge, zaman zaman yolda çökmeler oluyor ama yine de biz o yola müdahale edeceğiz. Teşekkür ederim bunun için. Bostancılı Anayoldan çıkışta hem dolmuş güzergahı hem de anayola çıkışta kaldırım kırılıp oradan dönüşün rahatlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bir bakalım oraya, yani o bölgede sanırım bir kaldırım virajı etkiliyor. Halk toplantısı için buranın küçük olduğunu düşünüyorum. Evet, daha büyük mekanlarda artık bundan sonra halk toplantılarını yapmamız gerekiyor. Katılımınız çok yüksek. Bunun için değil, halk toplantısına katıldığınız için, desteğiniz için, duyarlılığınız için teşekkür ederim. Sakarya Caddesi trafik sorunu Sabahattin Ali Parkı'ndan tuvaletler neden kapalı demiş. Sakarya Caddesi'nde bir trafik sorunu var, doğru. Biz orada tek yönlü çift şeritli yapma bir planımız var. Onu bir kış aylarında yapmak istiyoruz. Yine esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza sorarak bunu gerçekleştireceğiz. Kendimiz oldu bitti yapmayacağız. Hem katılımcı belediyecilik hem de halkçı ve toplumcu belediyecilik anlamında sizlerin talepleri doğrultusunda orada bir uygulamaya gideceğiz. Evet, Sabahattin Ali Parkı'nda tuvaletlerin zaman zaman kapalı olduğuna dair şikayetler geliyor. Buradaki tuvaletin açık olmasını düşünüyor yurttaşımız. Son derece de haklı. Oradaki temizlik görevlisi zaman zaman şehir temizliğine de katıldığı için, kapatıp erken saatlerde temizliğe katıldığı için kapatıp temizlik çalışmalarına katılıyor. Belki oradaki temizlik görevlisinin yerini değiştirebiliriz. Bu konuda da dikkatiniz için uyarınız. Teşekkür ederim. Gencik Pazar Yeri için, Gencik Mahallesi'ndeki pazar yeri için düzenleme ve onarım düşünüyor musunuz? Evet, Gencik Mahallesi'ndeki cumartesi pazar yeri Gencik Mahallemize ve şehrimize yakışmıyor. Burada bir onarım yapmaktansa yeni bir pazar yeri yapmak daha doğru. Hem bina yani sıvaları kalkıyor, demirler oksitlenme nedeniyle betonlarında kırıklar, çatlaklar ve düşmeler oluyor. Geçen de fen işleri müdürlüğümüze bağlı ekipler oradaki sıvaları düşürdüler, bir file gerdiler. Yurttaşlarımızın başına sıva ve beton parçaları düşmesin diye. Biz de orada veya bir başka bölgede bir cumartesi pazarı kapalı bir pazar yeri oluşturma projemiz var. Bunun da müjdesini vermek isterim.
Yıldız taksinin altındaki merdivenlerde alüminyum tehlike arz ediyor. Korkuluğun sabitlenmesini istiyor. Yine bunu not alalım fen işlerindeki yetkililerimiz. Yıldız taksinden orada bir merdivenle geçiş var. Oradaki alüminyum sanırım gevşemiş veya korkulukları sabitlenmemiş. Osmaniye yolunda heyelan olan yerde ne zaman düzeltilecek? Osmaniye'de heyelan olan yere biz en kısa zamanda müdahale ettik. İki şeritli dolgu yaparak yol açtık ve Osmaniye'deki vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde hem de öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde trafiğin akışını sağladık. Fakat orada Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bir istinat duvarı çalışmasını yapamadığı için yolu eski aksına oturtulmasını bekliyoruz. Yani istinat duvarı tamamlandığında biz orada yolu eski konumuna, aksına alacağız. Onun için bu yol geçici bir yol ama bugün itibarıyla satık kaplama ve asfaltlama çalışmalarımıza başladık. Gerekli ekipmanlarımızın tamir ve bakımlarını yaptık. Asfalt malzemelerimizi hazırladık. O bölgede de bir satık kaplama yapacağız. Tozdan ve çamurdan oradaki vatandaşlarımızı, yolu kullanan yurttaşlarımızı daha sağlıklı seyir etmelerini, trafiği kullanmalarını sağlayacağız. Yine bir vatandaşımız Gelincik Mahallesi DSİ yolu güzergahındaki çocuk parkında rahmetli Baki Ergül zamanında çeşme yapıldığı, ağaç dikmem nedeniyle istekte bulunmuştu. Tek isteğimde yapılan çeşme Barış Ayhan döneminde kaldırıldığını gördüm. Araştıramadım, üzüldüm. Çok ekmek emek etmiştik. Tekrar yapılması bizi mutlu edecektir demiş Fikret Bey. Veya Fikret Hanım, yanlış beyan etmek istemiyorum. Tabii çeşmeyle ilgili bir bakalım. Eğer cidden orada bir çeşme varsa bakımını, onarımını yapalım. Yoksa da hem Baki Bey Başkanımızın hem de Barış Ayhan Başkanımızın devam ettirdiği çeşme geleneğini devam ettirmiş oluruz. Yoksa da yaparız böyle bir talep varsa. Uğurlu Meydanı'ndaki reklam panosu çok çirkin. Orada güzel bir peyzaj lütfen demiş. Uğurlu Meydanı şu anda Kent Meydanı Millet Bahçesi projesinde TOKİ'ye ait bir yer. Dolayısıyla biz Uğurlu Meydanı'ndaki TOKİ'ye ait yerlere çok müdahale edemiyoruz. Çünkü hem devralmadık hem de projenin kesin kabulü yapılmadığı için o bölgedeki bir reklam panosuna çok müdahale etme şansımız yok ama bu soruyu valiliğe yazılı olarak sorabilirsiniz. Çünkü TOKİ alanı ve saha TOKİ'ye ait. Kadınlar Denizi ve Karakum'da Dubai istiyoruz. Evet, bunu notlarımızı alalım. Kadınlar Denizi'nde Duba ve Karakum'da Duba, plastik Duba neden olmasın? Kültür Merkezi'nin adı Buzhane olarak değişmeli. Yani Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nin adının Buzhane olarak değişmesini talep etmiş vatandaşımız. Çok daha heykel ve sanatsal faaliyetler olmalı demiş. Şimdi Sevgi Hanım şöyle... Yani biz burayı Buzhane olarak biliyoruz. Sabahattin Ali Kültür Merkezi olarak bir karar alınmış. Bu karara da saygı duyuyoruz. Ama yurttaşlarımızın genelde bu anlamda bir talepleri çoğunluk olarak olursa biz bu yurttaşlarımızın kararına uyarız. Ama Sabahattin Ali olarak kalması gerektiği noktasında bir görüş hakim olursa, ki öyle olduğunu anlıyorum, zaman zaman da Buzhane olarak kalması yönünde talepler var ama görüştüğümde, sorduğumda Sabahattin Ali ismi artık yerleşmiş, bu ismi ve bu kültür merkezi böyle anılmaya başlanmış. Ama yine de son söz halkımızın, son söz sizlerin sevgili vatandaşlarım. Park bölgesinde aşırı mısır satıcıları görsel kirlilik yaratıyorlar. Bunlar azaltılmalı. Yine izin vermediğimiz onlarca mısır satıcısı, midye satıcısı var.
Rıhtımın uzunluğu çok fazla değil. Önceden geliş güzel her yerle oluyordu. Biz bunları rıhtım kenarlarına aldık. Fakat bu sene böyle bir uygulamamız oldu. İzinli yer gösterdik onlara ama onlar önümüzdeki sene tek tip bir projeyle daha az sayıda yer göstereceğiz. Her dilekçeyle müracaat eden, o şartları sağlamayan vatandaşlarımıza, girişimcilerimize hem midyeci, hem pilavcı, hem de mısırcı anlamında izin vermeyeceğiz. Çünkü adım başı seyyar satıcı ister istemez bizim vatandaşlarımızın ve şehrimize gelen misafirlerimizin dikkatini çekiyor ve çirkin bir görüntü oluşması neden oluyor. Son derece haklısınız. Deniz Gezi bölgesindeki oturma birimlerinin kırık dökük, banklar yenilenebilir. Bu konuda notlarımızı alalım. Bazı bankların ihalesine çıkılacak, değiştirilecek. Gerekirse bazılarını değiştirip bazılarını da onarırız. Enver Bahadır Caddesi'nde çamurlanma oluyor. Her gün temizlenmeli. Bahadır Caddesi'ndeki çöp konteyneri sorunu var. Bu çamurlanma özellikle tahliye noktasında, denize tahliye noktasındaki oradaki suların ve yağmur sularının kanalizasyon hattına bağlanması nedeniyle bir sorun yaşanıyor. Biz geçen yağmurda kanal açacağımız yeri tespit ettik. Bu sonbaharda da, yani yaz sezonunun bitiminin ardından yağmur su tahliyelerini kanalizasyondan ayıracağız. Bunu da söyleyebilirim. Park bölgesinde Atatürk heykeli çevresinde kuruyan ağaçların yerine yeni ağaçlar dikilmeli diyor. Bunu dikkatimize alalım notlarımızın arasında. Park bölgesinde Atatürk heykelinin çevresinde TOKİ'nin inşaatı esnasında birçok ağacımızı kaybettik. Çünkü katkılı beton nedeniyle ağaç kökleri orada çınar, yüzyıllık çınar ağaçları, selvi ağaçları, ıhlamur ağaçları kurumaya başladı. O ağaçlara dibine beton dökülmesin diye yaşam savunucusu ve Sinop'ta sahip çıkan başta hala Oğuz Hanım olmak üzere onların mücadelesini ve öngörülerini şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu betonları ağaç diplerine kadar dökmeyin. Bu ağaçları öldürürsünüz. Bu ağaçları yaşamaz, beton katkılı ve zehir saçıyor diye demişti. O ağaçların bir el işaret kurduğunu maalesef öğrenmiş bulunuyorum. Evet, yine Özlem Konutları'ndan belediye başkanlığına bir dilekçe şeklinde. Bunun tabi dilekçe olarak imzası da var, adresi de var. Biz ilgili birimimize vereceğiz ama özellikle Özlem Yapı Kooperatiflerinde oturduğunu, yakın zamanda çam ağaçlarımız tutuşmuştu, itfaiye anında ulaşamıyor 112. Tabii 112 üzerinden itfaiye, 112 acil servis ve çağrı merkezi var. Oradan itfaiye intikali biraz zaman alıyor ama 112, yani bu böyle bir hat üzerinden irtibat sağlanabiliyor. Buna çok yapabileceğimiz bir şey yok. Yaz aylarında evet, şehrin trafiğinden dolayı itfaiye araçlarımız çok hızlı intikal edemiyor ama yine de canla başta çalışıyorlar. Yangınlara anında müdahale ediyorlar. En son Adam mevkiinde kuzey yamaçlarımızda bir örtü yangını olmuştu. Hem itfaiye ekiplerimiz, hem orman bölge müdürlüğü ekipleri, hem de emniyet müdürlüğü ekipleri canla başta çalışarak o örtü yangını daha büyümeden, çamlık alana yayılmadan söndürdüler. Onları da bir kez emeklerinden dolayı huzurlarınıza teşekkür ederim. 26.7.2022 yılında yapacağız programda dendi. Ne zaman yapılacak? Efendim? Asfaltlamayla ilgili bir çalışma sözü verilmiş 2022 yılında. Biz bugün itibariyle asfaltlama çalışmalarına başladık. Osmaniye mahallemizde başladık. Sonra Koruçuk mahallemize geçeceğiz.
arkadaşlarımız nüfusun yoğunluğuna ve talep önceliğine göre de başkan yardımcılarımız, şube müdürlerimiz ve teknik ekiplerimiz bir program oluşturdular. O program dahilinde hemen hemen hepsini yapma iradesindeyiz ve yapacağımızı da söylemek istedim. Yine rahmetli başkanımız Baki Bey zamanında bölgede bir hat toplantısı, denize inen merdivenler yapılması isteğinde bulunmuştum demiş. Biz kendisinin sanırım adres bilgileri var. Hangi bölgeyi istediğini yine araştırırız Karayokum yolu üzerinde. Orada da bir merdiven çalışması yaparız. Bunu da söylemek istedim. Soru dışında talep yazıları da geliyor. Taleplerin hepsini değerlendirip öncelikli olarak çalışma programlarımızı alacağız. Bu konuda dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani daha çok soruların, taleplerden ziyade soruların veya taleplerle beraber soruların da olabilir ama yine de ben öncelikle bunları, bütün sorularınıza cevap vermek istiyorum. Yeni çıkarılan hayvanlarla ilgili yasayı uygulayacak mısınız? Hayvan barınağının Osmaniye Mahallesi'ndeki alana taşınması söz konusu mu? Lütfen sokak hayvanlarını toplamayın. Lütfen yeşil alanları artırın ve ağaçları budamayın demiş bir vatandaşımız. Ben bugün sosyal medya mesajında da yaşamdan yana olduğumuzu, yaşamı savunduğumuzu, evrende sadece insanoğlunun yaşamadığını, can dostlarımızla birlikte, tüm canlılarla birlikte bir bütün olduğunu, hayvanları öldürmek, ötenezi yapmak ve bu suça ortak olmayacağımızı, onlara daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde bir barınaklar yapacağımızı bir kez daha söylemek istiyorum. Bu yasa son derece yanlış bir yasa. Onu samimiyetle söylemek istiyorum. Bu yasa uygulanması yürekleri yakan bir yasa. Hepimizin çocukları var, hepimizin hayvan sevgisi var. Kimimiz kuşu, kimimiz kediyi, kimimiz köpekleri, başka can dostlarımızı seviyor. Yaşam onlarla beraber bir bütün. Hayvanlar olmasaydı, sadece insanlar yaşasaydı bu dünya nasıl olurdu düşünemiyorum bile. O yüzden bu yasa yapanların çok doğru karar verdiği kanısında değilim. Biz hayvan barınağını, yeni bir hayvan barınağı yapacağız. Bu hayvan barınağı biraz yerleşim yerlerinden uzakta olacak, ormanlık bir alanda olacak, çevresi çevrili olacak, daha doğal ortamda yaşayacaklar, dar bir alana sıkıştırmayacağız. Bununla da ilgili çalışmalarımız başladı, bunun da müjdesini vermek istiyorum. Yine yukarıda 354 tane can dostumuz yaşıyor, onlara da barınma ve bakım hizmetlerine devam edeceğiz. Sinop'un denizlerine lağım kokusu var, bunun bir çaresi var mı demiş. Evet, bazı yerlerde yani arıtma tesislerimiz, biyolojik arıtma tesislerimiz olmadığı için gerek deniz deşarj sistemlerinden gerekse bazı noktalardan, özellikle Çukurbağ mevkiinden denize vermek zorundayız. Bir arıtma tesisi yapılıncaya kadar İller Bankası'nda da gerekli talepleri sonuna kadar sağlayacağız, sonuna kadar talep edeceğiz. Olmadı, Dünya Bankası'ndan borçlanacağız, bunları sizlerle paylaşacağız. Yıllar önce aldığımız mavi bayraklı plajları ancak bu sayede kavuşabiliriz. Biz de elimizden gelen gayretleri bu konuda gösteriyoruz. Ama en azından denize girdiğimiz plajlarda akmasını önlüyoruz. Açık denizlere ve derin deşarjda daha derin sulara şu an itibariyle veriyoruz. Yerlere çöp atma cezası gerektiğini düşünüyorum. Son derece haklı. Bunda notlarımızı aradım. Zamansız ve saatsiz
çöp çıkaranlarla ilgili yasal işlemleri de arkadaşlarımız mutlaka yapmalı. Sinop'taki tuvaletlerin turnike sistemiyle kurulup belediye bünyesine geçmesi olduğunu düşünüyorum. Bu burada da son derece haklı. Biz tuvaletlerimizin hepsini teker teker yenileyeceğiz ve belediyemizin bütçesine geçecek. Turnike ile çok bozuk paralarla kullanılabilecek. Bunu da söylemek isterim. Çukurbağ mezarlığında çok fazla sivrisinek var. İlaçlama belli aralıklarla yapılabilir mi? Ağaçlık bir alan olduğu için bitki örtüsünden dolayı haklısınız. O bölgede ilaçlamayı sıklaştıralım. Çöp konteynerleri ve geri dönüşüm konteynerleri daha belirgin ve boyalı yazı bile belirtmeli. Onu da notumuza alalım. Çocuk parklarında bank konulmasını istiyoruz. Yine notlarımızın arasına alalım. Meydandan sahile inen yolda evet bitkiler sulanmamış. Dediğim gibi TOKİ kapsamında saha TOKİ'ye ait bir yer. Hem kamulaştırdıkları alanlar var hem kendi alanları var. Bize devredilmediği için biz yine de zaman zaman iki akşamda bir, üç akşamda bir itfaiye ekiplerimiz o bölgede sulamayı yapıyorlar. Ama dediğim gibi şu anda proje devam ediyor. Saha TOKİ'ye ait bir saha. Bunu da belirtmek isterim. Ama yine de sulamamızı yapıyoruz. Ön seçimden evvel detaylı görüşmede öncelikle yapacağınızı belirtmiştiniz. Problemleri bildiğiniz her şeyin üstesinden geleceğini söylemiştiniz. Ne zaman olacak? evet. Teşekkür ederim. Tabii şöyle elimizde sihirli değnek yok arkadaşlar. İmkanlarımız belli, bütçemiz belli. Bu bütçe olanaklarımızda sınırlı sayıda personelimizle gece gündüz çalışarak bir efor sarf ediyoruz. Ortalama 12 ile 14 saat çalışıyoruz. Ben öyle çalışıyorum. Ekip arkadaşlarım da öyle. Sizin sorunlarınız bizim sorunlarımız. Bu sorunları içselleştirdik. Bunu tüm samimiyetimle söylemek istiyorum. İşte sorunları çözüyoruz. Az önce paylaştık çöp sorunlarını yine paylaştık. Kanalizasyon sorunlarını mikro ölçekte de olsa çözüyoruz. Sosyal donatı alanlarını yine artıracağımız bu kıyılara, plajlara erişim noktasında sorunları çözüyoruz. Yine önümüzdeki aylarda kent restoranlarımız dev hizmete girecek. Semt sahaları hizmete girecek. Ama dediğim gibi biz verdiğimiz sözlerin, taahhütlerin son derece arkasındayız. Ola ki gerçekleştiremiyorsak da onu medeni cesaretle karşınıza çıkarız. Gerçekleştiremediklerimizi anlatırız, sizle paylaştırırız. Neden gerçekleştiremediğimizi de söyleriz. Şehir merkezinde engelli otopark istiyor engelli bir yurttaşımız. Buna da bir bakalım. Uygun bir yer varsa engellilerimiz için bir park yeri mutlaka yapabiliriz. Bu önemli bir not. Teşekkür ederim. Turizm şehrinde halka açık plajlarda tuvalet neden yok? Az önce de belirttiğim gibi biz önümüzdeki sene kuzey plajlarımızın hepsini milli emlaktan devralacağız ve belirli bölümler halinde hizmete alışacağız. Buralarda da tuvalet WC, mutlaka duş alma yerleri ve soyunma kabinleri, bir kafeterya mutlaka olacak. Güneşlenme terasları mutlaka olacak. Onları söyleyebilirim ama altyapı olmadan bir kumsala tuvalet koyduğunuz zaman oranın kanalizasyonunu kumsala vermiş olacaksınız. Bu son derece de sağlıklı değil. İlk önce altyapı mutlaka yapılmalı. Sinekle mücadelede maalesef yetersiz kalıyorsunuz. Hava karardıktan sonra dışarıda ya da balkonda oturmak imkansız. Evet, bu sene tüm mücadelemize rağmen sivrisinekle mücadelede yeterli başarıyı sağlayamadık. Çevremizde ve katıldığım toplantılarda birçok
belediye başkanımız, yerel yöneticilerin de bu konuda sıkıntılı olduğunu görüyorum. Özellikle kuraklıkla birlikte artan bir şey var. Sivrisinek'te bir artış var. Ama yine de ekiplerimiz, iki tane ekibimiz çalışıyor. Belki önümüzdeki günlerde bir drone alma veya drone'la ilaçlama projemiz var. Onunla da ulaşamadığımız alanları, ormanlık ve bitki örtüsünün bulunduğu, yolun bulunmadığı bölgeleri drone'la ilaçlamayı düşünüyoruz havadan. Yani alçak irtibadan. Bunu da söylemek istedim. Evet, evcil hayvanları gezdiren hayvan seven dostlarımıza bir burada bir talepte bulunmuş. Lütfen poşet ve eldiven kullanarak dışkıları sokaklarda bırakılmaması için kesin çözüm ve uyarılarım. Ben de zaman zaman birkaç hayvan sever dostumuzu uyardım. Evet, hayvanları gezdiriyoruz. Parklarda tuvaletini yapıyorlar ama o parklarda çocuklarımız oynuyor. O parklarda bizler oturuyoruz. O parklarda tozla oradaki parazitler nefes alma, yani burun ve ağızdan bizleri rahatsız ediyor. Lütfen hayvan seven dostlarımız kedi ve köpeklerini gezdirirken özellikle tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkardıklarına yanlarında mutlaka poşet ve eldiven olsun. Can dostlarımızın dışkılarını merdivenlere, kaldırımlara, otoparklara, yaya yollarına ve park bahçelerine bırakılmasını engel olsunlar. Bıraktıkları zaman da temizlesinler. Bizim de onlardan böyle bir isteğimiz var. Biz hayvanları seviyoruz. Yaşamdan yanayız, yaşatmadan yanayız. Ama hayvansever ve can dostlarımızın sahiplerinin de bizlerin sağlıklarını tehlikeye atmalarına da çok müsaade etmek istemiyoruz. Sakarya Caddesi'ndeki kaldırımların geniş olarak kullanılması, motosiklet. Evet, bir motosiklet işgali var. Özellikle bazı noktalarda orada zabıta birimlerimiz, kolluğumuz sık sık uyarmasına rağmen ısrarla bazı restoranların önlerinde, bazı işletmelerin önlerinde yaya kaldırımları işgal ediliyor. Oysa orası bir motosiklet parkı için yapılmamıştı. Yaya için yapılmıştı. Burada da son derece haklı vatandaşımız ama biz yine de zabıta birimlerimize bu noktada dikkatini çekeceğiz. Gerekli uyarıları yapacağız. Çöp konteynerlerin ilaçlanmasını ve kara sinekle mücadele. Bunu da notlarımıza alalım Hikmet Bey. Çöp konteynerlerin özellikle ilaçlanması ve kara sinekle mücadele. Umumi tuvaletlerin temizlik bakımından denetlenmesi son derece haklı. Biz en kısa zamanda peyderpey bütün tuvaletlerimizi hem seramiklerini hem iç mekanını, bataryalarına varıncaya kadar değiştireceğiz. Bunu da söyleyebilirim. Artık modern bir toplumun olmazsa olmazlarıdır. Evet. Zaten dar olan kaldırımlarda esnafların işgalleri var diye söylemiş. Son derece haklı. Bu lütfen esnaf vatandaşlarımız kaldırım işgallerinden vazgeçsinler. Çocuklu aileler, vatandaşlarımız o sokak ve caddeleri çok sağlıklı kullanamıyorlar ve rahatsız oluyorlar. Onların halbuki kendi mekanları var. Bu mekanlarında ticari faaliyetlerini yürütsünler. Biz de onlara işgaliye ücretleri kesmeyelim. Hem işgal edeceksiniz, hem işgaliye kesiliyor diye serzenişte bulunacaksınız. Ben bir kez daha bu işgaliyelerin son bulması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşgal ediyorsa da bu işgaliyenin bedelini ödeyecek. Sinop için otobüs taşımacılığı istiyoruz. İstanbul'daki evet. Kısa otobüsler Sinop için çok uygun. Evet. Bizim nihai hedefimiz hem modern toplu taşımacılık hem de taşımacılık sistemine bir sosyal demokrat belediye olarak
halkçı, toplumcu bir belediyecilik olarak zamanla, zaman içerisinde artık toplu taşıma araçlarına geçeceğiz. Biz ilk önce kooperatiflerimizden isteyecek, onlar yeterli olmaz ise biz minibüs boyutlarında otobüslerle özellikle hastane, üniversite ve plajların bulunduğu mevkilerde, nüfus yoğunluğunun olduğu mevkilerde bu hizmeti Sinop Belediye Başkanlığı olarak, Sinop Belediyesi olarak vereceğiz. Çünkü dolmuşlarımız yetmiyor. Hem sağlıklı bir ulaşım aracı da çünkü alanın yani içindeki iş hacminin dar olması çok fazla yolcu alınması nedeniyle ve bazı güzergahlara girmemeleri nedeniyle birçok vatandaşımızın şikayetlerine maruz kalıyorlar. Biz de önümüzdeki günlerde burada bir toplantı yaparak kooperatiflerimizle ve dolmuş esnafımızla artık yeni bir yol haritasını belirleyeceğiz. Bunu da huzurlarınızda söylemek isterim. Yine Cuma günü 3. ilaçlama makinesi için ihale yapacağız. En kısa zamanda bu makineyi alarak 3. bir ekip olarak da ilaçlama faaliyetlerimize katkı sağlayacağız. Otobüs Sinop'taki vatandaşlar olarak yardım toplayarak biz alalım diyorlar. İş otobüsleri almak istiyoruz. Eğer gücümüzün yetmediği yerde bir yardım kampanyası, bir hibe kampanyası neden olmasın? Sizlerin başlatacağı bir kampanya veya onun karşısında alacağınız bir otobüs inisiyatif grupları olarak biz de onu hibeyle, meclis kararıyla alırız ve işletiriz. Burada Sinoplu iş adamlarına, esnaflara, tüccarlara ve gönüllülere ihtiyacımız var. Bunu tüm samimiyetimle söylemek istiyorum. Evet, dolmuşlar çok kalabalık. Yani dolmuşlarla ilgili şikayetlerini son derece Erol Bey haklı, emekli öğretmen, öğretmenimiz son derece haklı. Dolmuşların müziği açmaları yüksek sesle, hepsi yapmıyor. Hepsi böyle değil ama bazıları da yapıyor. Biz bu notları Erol öğretmenim dolmuşçulara ileteceğiz. Önümüzdeki dönemde biraz daha bu noktada dikkatlerini çekeceğiz. Ordu Mahallesi deniz kenarlarında bulunan gecekondu misali konteynerler hakkında ne nasıl bir çalışma düşünüyorsunuz? Zira yer sahipleri bizim yerlerimiz diyorlar, baş edemiyorlar. Denize inmiş yolumuz yok. Ayrıca bu kulübelerin lağım suları da denize akıyor ve en önemlisi o kulübelerin sahiplerinin belediye çalışanlarının akraba olması ve hepsinin belediye ile bağlantısı olması. Suyu nasıl, nereden alıyorlar diye bir soru gelmiş. Şöyle söyleyeyim, kıyılarda bulunan izinsiz, ruhsatsız bütün yapıları 2025 yazı gelmeden kaldıracağız arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Kıyıların işgal etmesini, kumsalların işgal edilmesinin önüne geçeceğiz. Bir de denize iniş yolu, özellikle Ordu Mahallesi'nin sahilinde tarım arazileri olduğu için, arsa olmadığı için, imar yolları olmadığı için vatandaşların arazileri var. Bir iki noktadan yere iniş mümkün, denize iniş mümkün. Biz bir imar planı olmadığı için, bir yol olmadığı için oraya da vatandaşlardan rıza alarak bir yol açmaya çalışıyoruz ama rıza göstermedikleri zaman yol açamıyoruz maalesef. Kent konseyinin olduğu yerde şirkete içerisinde toplantı salonu, ofis ve konferans salonundan bir düzenleme içeren yapı dizayn edilebilir mi? Bundan sonra elimizde en etkin ofisi olmayan STK'lara ayrı ayrı gün tahsil edebilir mi?
olabilir mi? Aktif olmadığı zaman tespit edilen STK'lar tahsis hakkı iptal edilebilir mi? Teşekkürler demiş Özgür Bey. Tema Vakfı Sinopil Temsi teşekkür edebilirim. Evet, Kent Konseyi'nin olduğu binada bir proje plan tadilatı yapıyoruz. Orada orayı daha etkin, daha aktif nasıl kullanabiliriz, nasıl bir inşaat yapabiliriz? Bence bir konferans salonu ile birlikte bir evlendirme dairesi düşüncemiz var. O konferans salonunu da demokratik kitle örgütlerine, STK'lara bir sıra dahilinde tahsis edebiliriz. O alanı biraz daha işlevsel hale getirmek istiyoruz. Bir plan tadilatımız devam ediyor Özgür Bey. Kefevi Mahallesi'nde 18. maddesi uygulaması ne zaman gelecek? Bu konuda da imardaki arkadaşlarımız gerekli notları alsınlar. Kefevi Mahallesi'nde 1018 madde uygulaması talep edilmiş. Kısa sürede sosyal belediyecinin örneğini görmekteyiz. Göreviniz süresince bunu daha da ileriye taşınacağınıza güvenimiz tam. Sayın Başkanım, Kirastepe mevkiinde bir mekan işletiyorum. Bu bölgede çok yoğun sivrisinek istilası var. Gerek tatilciler gerekse esnaflı olarak bu konuda desteğimizi bekliyoruz. Saygılar sunarım demiş Nurhan Hanım. Evet, teşekkür ederim ben Nurhan Hanım'a. Bu konuda sivrisinekle ilgili Kirastepe'de daha aktif bir faaliyet bunda bulunacağız. Şunu hatırlatmak isterim. Kirastepe'nin sahili bir sulak alan, bir dere var. Yine hemen mahallelerimizin kenarında pirinç ve çeltik tarlaları var. Biz o alanları ilaçlıyoruz ama bu sulak alanlardan kalkan sivrisinekler maalesef gidip bizi rahatsız ediyor, kalkıp geliyor. O alanlar şehir içerisinde olduğu sürece, o alanlarda gerekli ilaçlarımı yapamadığımız sürece bu üreme devam ediyor ama biz yine de gerekli önlemleri, gerekli çalışmaları yapacağız. Sayın Başkan, Zeytinlik Mahallesi Boros Sokak'ta kaldırım bulunmamaktadır. Boros Sokak'ta Martı Anaokulu olduğundan zaman zaman araç trafiği olmaktadır. Kaldırım yapılması projeniz olur mu? Teknik arkadaşlarımız, başarılı çalışmalarınızı takdir ediyorum demiş Mustafa Kavak Beyefendi. Ben de teşekkür ederim kendisinin takdir ve teveccühünden dolayı kendisine. Biz o bölgede kaldırım çalışmalarımızı bakarak yerinde inceleyerek yapalım. Peyderpey kentteki bütün kaldırım ihtiyaçlarını, bütün yol ihtiyaçlarını karşılayacağız. Koruşuk Mahallesi, Saraçlar Tevhid Camii'nin çevre düzenlemesi ve karşısındaki 6500 metrekarelik yeşil sahayı çocuk parkı istiyoruz. Burası önemli, bakalım. 6500 metrekarelik bir alan var. Tevhid Camii'nin, Saraçlar Tevhid Camii'nin bir imar sorunları vardı. Onu da encümen kararımızla açtık. Artık hem din görevlisi hem de orada resmi olarak bir ibadet yapılabilecek. Karşısındaki otoparkı da düzeltiyorum. Yeşil alanı da seve seve çocuk bahçesi, çocuk parkı yaparız. Yeter ki bize ait, yani sizlere ait bir alan olmuş. Başkanın dolmuş fiyatları 20 lira çok yüksek demiş. Burada iki tane husus var arkadaşlar. Hem kanun hem belediyeler yetkili hem de esnaf odaları yetkili. Bu son zammı Dolmuşlar Kooperatifi'nin talebi üzerine esnaf odaları yönetim kurulu böyle bir fiyat tarifesine gitti. Ama bugün öğrendiğim, sorduğum üzere bu fiyat tarifesini bize sunup bizim itirazımızı bekleyip veya itiraz etmememizi bekleyip uygulamaya geçmeleri gerekirken bunu yapmadılar. Bundan dolayı kendilerinin yazıyla uyaracağız ve bize sunmalarını, gereksizse bizim bu fiyat üzerinde bir indirime gideceğimizi
ve bunu da valiliğe bildireceğimizi söyleyeceğiz. Ben bu fiyatı aldım, oldu bitti yok. Evet, bir yetki vermiş olabiliriz ama bu yetkiyi de usulüne göre kullanmak gerekti. Biliyorum maliyetler çok arttı. Biliyorum yakıt fiyatları çok arttı ama o oranda da bizim emeklilerimizin, yurttaşlarımızın gelirleri çok artmadı. Gerekirse biraz da gelirlerimizden fedakarlık yapacağız. Ama dediğim gibi biz böyle bir karar aldık. Bu kararı da uyguluyoruz. Dayatmasını veya oldu bittisini çok anlamlandıramıyorum. Halk toplantılarının mahalle bazında gerçekleştirilmesini söylemiş. Zeytinlik Mahallesi'ndeki Özlem Konukları yol çalışması ne zaman yapacak? Gülten Yılmaz Hanım böyle bir şey yazmış. Yani halk toplantıları mahalle bazında yapılabilir ama her mahallede bir toplantı salonu bulmak, bir mekan yaratmak çok imkan olmayabilir. Ama mahalle sakinleri, o mahallede yaşayan yurttaşlarımız bir program dahilinde bir toplantı planlarlarsa mahalleli olarak ben de seve seve her mahallenin toplantısına, her muhtarlığın toplantısına katılırım ekip arkadaşlarımızla ve mesai arkadaşlarımızla birlikte. Gerekirse kendim de katılırım. Özlem Yapı Kooperatiflerindeki yol çalışmalarımız programımızda var. Onu da gerçekleştireceğiz. Yapaş Bölge Müdürlüğü ile karşısında Ekrem Yazıcı'nın binasının arkasında Saraç Mahallesi istikametinde inen yolun Ekrem Yazıcı tarafından planda 12 metrelik yolunun bir bölümünün çitle çevrilip işgal edilmiştir. Karşısındaki Yapaş'a ait araçlarla iniş istikametinde araç parkı ve işgal altında olması sebebiyle ana yoldan bu yola iniş çıkış yapan araçlarımız sıkıntılıdır. İş bu yolu işgalden kurtarıp ana yola bağlantısını ve trafiğe uygun olarak düzenli hizmete sunulmasını istemiş Özcan, Saraç ve Zeki Bey yöre sakinleri. Biz de bu taleple ilk defa karşılaştık. Hem imar işleri yetkililerimiz hem de fen işlerindeki görevlilerimiz olayın yerinde incelesinler, bir işgal varsa o işgali de engel oluruz. Barış Manço Parkı'nda bulunan kum havuzlarının yenilenmesi ve imişli hayvanlar için girişinin engellenmesini istiyor. Sık sık park içerisindeki kumun temizlenmesi, ayrıca park oyuncakların ara ara dezenfekte edilmesini rica ediyor. Bunda da önemli noktalar var. Bunu da not alalım. Yani oyun alanlarının dezenfekte edilmesini ve oradaki kumsalda yani can dostlarımızın kullandığı kumsalın temizlenmesini istiyor. Tek tersane Migros Çet bölgesinde giderler yetersiz. Kuvvetli yağmur yağmasında dükkanlara su basıyor. Tersane Migros Çet bölgesinde giderler yetersiz. Bakalım, maskalar dolu olabilir, tıkanıklık olabilir ama arkadaşlarımız zaman zaman açıyor. Yine de bir notlarımızın arasına alalım. O bölge önemli. Hem esnaflarımız, her bölge önemli ama denize yakın olduğu için böyle bir talep var. Son derece haklı. O bölgede tahliye kanalları çok önemli. Gelincik Stadyumu'nda bulunan parklarda basketbol zemininin yapılmasını istiyorum. Bunu da not alalım. Barış Manço Parkı'ndaki basketbol sahasının zemini yapılmıştı. Benzer uygulamayı burada da yapabiliriz. Sevgili dostlar, sevgili hemşehrilerim, bize gelen soruların hepsi saklanacak. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bize gelen soruların hepsi ilgili birimlere gönderilecek ve bu ilgili birimler bu noktada gerekli çalışmaları yapacaklar. Ben de bunun takipçisi olacağım. Zaten sizlerden sokakta, çarşıda, pazarda karşılaştığımızda önerilerinizi, dikkatlerinizi not alıyoruz. Ben ilgili birimlere gönderiyorum. Bu konuda duyarlılığınız için tekrar teşekkür ederim. Amacımız daha sağlıklı bir çevrede yaşamak, sizlerin yaşam standardını yükseltmek. Biz yerel yönetimler olarak, yerel yönetimin başındaki sizin teveccühleriniz ve tercihlerinizle göreve gelen kardeşleriniz olarak
sizlerin adına bu yetkiyi kullanıyoruz. Yani bu yetkiyi siz verdiniz, bu yetkiyi biz sizlerin adına kullanıyoruz. Yasalardan, yönetmeliklerden ve sizlerin bize vermiş olduğu şehremini belgesinden sapmadan sonuna kadar bu önerilerinizi, bu taleplerinizi yerine getireceğiz. Gazeteci, yani evet, soru sormak isteyen olursa... Sözünü istiyorum ama. Şöyle yapalım, buyurun. Buyurun hocam. Mikrofon verebilir miyiz? Öncelikle sizi ve ekibinizi enerjik başladığınız şehre böyle bir gayret, iyi bir şeyler yapalım havası verdiğiniz için kutluyorum. Bunlar çok önemli mesajlar. Yani laftan çok davranışlar çok önemli mesaj. Ben iki şey söylemek istiyorum. Kağıdım okunmadı herhalde. Birincisi şu Mendrek'te tekneniz duruyor ve biz oradan tekneye yer alırken kaç sene oldu? Parayı belediye almadı, şahıslar aldı. Yani insanlar orayı tutmuş ve satıyor. Sinop'un böyle bir şeyleri var. Bu çok yanlış. Şimdi oraya başka bir şey yapıldı. İki araba yan yana geçemiyoruz. Halbuki oraya teknesi olanlar girecek. Ama bedava park etmek için giriyorlar. Şimdi vatandaş bir şey istiyor ama kendi kusurlarını da görmeli. Bunlar bir kusur ve düzeltilmeli. O mendirek o kadar pis ki bir araba geldiğiniz zaman geri gidip çıkmanız mümkün değil. Şimdi oraya başlı başına problem biliyorsunuz. İkincisi bu sahne fikri için 4 senedir yazı yazan herhalde Sinop'ta bir tek ben varım. Çünkü ben en eski Sinopluyum. Bir sokak baba soyadımı taşıyor ve ben kültür işvereniyim. Bunu İstanbul biliyor, Samsun biliyor. Oralarda isim olarak bu konuda tanınmış biriyim. Şimdi neden bu sahne bu? Bu sahne yapılmadan önce yıkılıp park yapılacaktı. Sinoplular park istedi. Daha çok kumar oynayacak. Lay lay lon yapacak. Ve ben ısrarla buranın yıkılmamasına çalıştım. Neden? Cumhuriyet döneminin bir kazanımıdır bu. Hatta bir gazeteci geldi dedi ki ne ya tuğla sen tarihi eserden anlamıyorsun. Tuğla olur mu? Kaç yüz, 150 sene sonra burası çok önemli bir tarihi eser. Neden? Bu memlekette buzdolabı yokken Sinop burayı buzdolabı olarak kullanıyordu. Böyle bir şehir 2-3 tane çıkar. Bu kadar güzel bir yerin 50 yıllık adını unuttunuz. Sebahattin Ali yaptınız. Sebahattin Ali'ye karşı değilim. Bütün kitaplarımın ön sözünde Sebahattin Ali ile başlıyorum. O da bizim bir değerimizdir. Cezaevinde adı var, heykeli var, sokağı var, festivali var. 4 tane yetmedi mi? Bu sahne benim. Sinoplu olarak bu sahne bizim kardeşim. Evet, evet. Bizim olan şey. 50 senelik adı neden değiştiriyorsunuz? Bir saniye, karşılıklı hadi söyleyelim. Şöyle. Ben bu bakın, siz değil, sizden şöyle, olun ama, buna üzülüyorum. Hayır, yani. Ben... onunla ilgili soru ama sorularınızı yönelteyim. Bence yani bu bitmeyecek çünkü. Bu sahne ismiyle anladım. Tamam. Diğer bir ben cevap vereceğim. Çünkü hani bu kadar zamanımız yok arkadaşlar. Peki, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Evet. Ama Sinoplular kültürüne sahip çıksın. Çünkü evet, ülke kültürden yıkılıyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Öncelikle Mendirek'ten bahsettiniz. Orası Tarım İl Müdürlüğü kapsamında. Bizim Tarım İl Müdürlüğü tarafından işletiliyor bir balıkçı barınağı. Bizim orada bir yetkimiz yok. Ama buna rağmen çöpüydü, bakımıydı, onarımıydı bununla da ilgili. En son yine kayalık kısmındaki yani tahkimat olan kısmını temizledi temizlik emekçisi arkadaşlarımız. Çıkan çöpleri anlatamam. Yani çok kirlettik orayı, çok hoyratça kullandık. Zaman zaman biz de bu yer paraları ile ilgili bir takım bilgiler geliyor bize. Tarım İl Müdürlüğümüz de bu konunun takipçisi ama yetki Tarım İl Müdürlüğü'nde bir balıkçı barınağı olduğu için bizim dahilimizde değil. Sabahattin Ali Kültür Merkezi, evet bizim buzhane olarak bildiğimiz ve kullandığımız bir isim. Sinop tarihinde, yakın tarihinde buzdolabı olmadan
ve hem esnaflarımızın peynirlerini, tereyağlarını soğuk zincir olarak sakladığı, anılarımıza da canlılığına, hafızasında yaşattığımız bir mekan. Yine vatandaşlarımızın bir talebiyle ve meclisimizin aldığı bir kararla ortaklaştırılmış Sabahattin Ali Kültür Merkezi yapılmış. Burada da hakim görüş bu yönde ama yurttaşlarımızın ekseriyetle fazlalığı bir buzhane olması noktasında bir irade oluştururlarsa biz de bunu seve seve yurttaşlarımızın talepleri doğrultusunda hareket ederiz. Yani şuna insanlara rağmen bir sokak ismi vermiyoruz. Yurttaşlarımıza rağmen bir mekan ismini belirlemiyoruz. Bizden önceki meclis üyeleri de, bizden önceki belediye başkanlarımız da sizlerden gelen talepler doğrultusunda karar verdiklerine inanıyorum ki öyle olduğunu da biliyorum. Teşekkür ederim Hatice Öğretmen. Erol Bey buyurun. İyi günler. Ben Erol. Benim sadece belediyeden bir talebim var. İlk seçim çalışmasını yaptığınızda demiştiniz ya, hep beraber bu şehri yöneteceğiz. Ama biz ulaşamıyorum ben. Yani sizlere ulaşamıyorum. Bir WhatsApp grubu kurulsa, biz resmi çektik, temizliği çektik, grubu başında git temizlik müdürüne yollasın. Bir yerde su patladı, bunu çekip WhatsApp'tan atıp o oraya gönderse, bence böyle daha iyi bir hizmet olur. Dolmuşçularla gelelim. Dolmuş durağı yok ki. Hastanenin önünde yaşlı insanlarımız var. Yağmur yağsa ağacın altında, güneş olsa oturacak yer yok. Zam olsun. Zam çünkü mecbur. İşte ya akaryakıta geliyor, birinin önüne geliyor. Bu şekilde saçmalıklar. Bizim önemli olan belediye ulaşmamız. Az önce bir şey dediniz, TOKİ alanları dediniz. Şu anda bizim dükkanların önünde yeşillik bir yer yapıldı. Orada TOKİ alanı. Oranın için yapıldı. Kim yaptığını da bilmiyorum. Orası yapıldıysa Sinop'ta yapılabilir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz aslında kimin yaptığını da, yine de dinliyorum, buyurun. Yani bana şey geliyor, ben Sinop'un genel düşündüğüm için. Evet. Şahsıma dair değil, benim evimin önünde önemli değil. Bir bunu düşünüyorum. Bir de ayrımcılık yapılmamasını. Demin çok merak ediyorum. Efendim? Demin merak ettiğim şey, bu kapı çıkınca bir alkış koptu burada. Onların niçin alkışsa da ona anlam veremedim. Kum kapı çıktı ya. Ya, sorulara şöyle teker teker, siz tamamlayın, ben sorulara cevap vereceğim. Çünkü sorum şu, dolmuş durağımız yok şehirde. Nerede yok? Hastanede yok, Kaleyasında yok, Tersanede yok. Kaleyasında var dolmuş durağı. Yok efendim, Sinop tarafına gelen yok. Eski kargonun önünde bir yer biniyor. Tamam. Sarı çizgi var, durak yok. Tamam. Keza Tersanede, Saray Camimizin en önemli duraklarından. Tamam, anladım. Tamam. Ve ben konumuzu alalım. Soru şeyim bu. Bir de bu halkın içinde bir dedikodu var. Dedikodu mu gerçek mi onu da bilmiyorum. Onun için bir açıklama yapmanızı istedik biz sizin. Ne dedikodu? Sizinle ilgili Kurucuk'taki evinizin kaçak oldu. Niye yıkılmadı? Bunu bir basın açıklaması yaparak biz size inanıyoruz. Size inanacağız ama siz açıklama yapmadığınız için insanlar dedikoduya inanıyor. Burada açıklarsanız seviniriz Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Şimdi dolmuş durakları ile ilgili bazı yerlere, Kaleyasında, Tuzcular Caddesi'nde dolmuş durağının bulunduğu yerde bir cep oluşmadığı için yapma imkanı yok. Yok yani orada bir dükkanı... Sayın Başkanım... Ama ben seni dinledim. Tamam, özür dilerim. Ben ekleyeyim diye. Ben seni dinledim. Tamam. Uygun bir yer araştıralım, bulabilirsek mutlaka yaparız. O bizim için. Ama hastanede büyük bir eksiklik. Bunu notumuzu alalım arkadaşlar. Hastanede. Yaşlı insanlar var. Efendim? Yaşlı insanlar var. Anlıyorum. Ya, anlıyorum. Ya ben dinledim. Senin derdi. Tamam. Biliyorum bu noktada. TOKİ'ye ait olan yerlerde biz TOKİ'ye ait olsa da özellikle içimize sindiremediğimiz görsel kirlilikler var. Hem proje eksik, tamamlanmamış, sulama sistemleri çalışmıyor, ağaçlar kuruyor. Buna rağmen ot kesimini, bakımını ve sulamasını yapıyoruz. TOKİ'ye ait alanlarda. Buna rağmen yapıyoruz. Buna rağmen de kuruyan ağaçların yerine peyzaj yapıyoruz. Bana ulaşamadığını söylüyorsun. Ben senin genelde takıldığın mekanın karşısında bir evim var. Beni orada gelip geçerken görüyorsun. Ama
her şeyi belediye başkanına ulaşmakla olmaz. Bir saniye, ben dinledim seni kardeşim. Bir dakika ya, sabır ol. Lütfen. Ben dinledim seni. Şimdi cevap vermek gerek istiyorsun. Habire bir şeyde bulunuyorsun. Lütfen. Teklifede bulunuyorum. Başka. Ama bir saniye. Yani sokakta gördüğün bir şey sordun, cevap vermedik mi? Başkanım öyle değil. Ya bir saniye, ama ben anlatayım. Sordun ya, ben de bir... O değil. Ama cevabımızı veriyoruz, notumuzu alıyoruz. Ama her şeyi belediye başkanından ulaşarak çözme bir WhatsApp grubunda yok. 153 hattımız var. Ararsınız, bu talebi 153 hattımıza iletirsiniz. Onlar da notlarını alıyorlar, ilgili birimlere aktarıyorlar. Yani sizin her üreticiye ulaşıp valiye, belediye başkanına, belediye meclis üyesine, belediye başkan yardımcısına, her şeyin bir usulü var, bir yöntemi var. Şimdi ya lütfen, ben senin habire karşılık vermen gerekmiyor, cevap veriyorum. Lütfen. Ulaşabilirsiniz dediniz ya, evet. Ulaşamadığını söylüyorum. Mahallemizde, yani 153'e ulaşamıyor musun? Sayın başkanım, mahallemizde bir köpek kokusu var. 153'e aradım, dedim ki tamam dediler, gelmediler, bekliyorum. Benim yanımdaki esnaf arkadaş aradı, yine gelmedi. En sonunda oradaki esnaf arkadaşa dedim ki, Hasan abiye dedim ki, Hasan abi komşuna söyle de mahalle artık köpekten zehirlenecek dedik. Hemen Hasan abi aradı, geldi. Bu? Ben de 153 niye dönmüyor o zaman? 153 cevap mı vermiyor? Hayır, tamam beyefendi, isminizle, telefonunuzla, tamam size dönüştün. Ben bekliyorum, benim işim yok, bekleyeyim. Gelmiyor. Yani oradaki köpek leşi kaldırılmadı mı? Sizin komutunuzla kaldırıldı. 153'ü 3 gün aradılar o köpek leşi için. Cevap vermedim. Tamam. Siz ama işte ulaşamadığımız dediğim, anlattığım bu yani başkanım. Anladım, tamam. Yani ben size her yerde ulaşırım, bilmem ne yaparım ama 153'te ki arkadaşlar da bir vatandaş görmüyor. Su patlağını görüyorum. Vatandaşım ben yani, su boşaltmasın tamam. Diyorum. Kötü bir şey demiyorum yani. Şimdi diğer konuya geleceğim. Seçim aday adaylığı kampanyam esnasında az önce bahsettiğin bana ait bir mülkle ilgili birçok sosyal medya hesaplarında ön seçimlerin öncesinde paylaşım yapılmıştı. Yine ben de mahkeme kararını paylaşmıştım. Adaylığım noktasında da birçok sosyal medya hesapları paylaşımda bulunmuştu. Yine mahkeme kararları, hesapları paylaşılmıştı. Şöyle söyleyeyim. Plansız alanlarda, benim gayrimenkulümün bulunduğu yer plansız bir alanda idi. O binayı yaptığımda. Siz plansız alanlarda imar yönetmeliğine, imar kanunlarına göre bir ceza işlem yapamazsınız. Eğer orada bir imar varsa veya köy tüzel kişiliğine aitse, il özel idaresinin bir imarını uygulamazsanız, bir imar yaparsanız veya belediye mahallede, belediye sınırda statüsü içerisinde bir imar yaparsanız, bir imar suçu işlemiş olursunuz. Benim alanım, mülkiyetimin olduğu alan imarsız bir alandı. Bundan dolayı da bir karar verildi, imar kanununa göre bir karar verildi. Ben de yargıya gittim. Dedim ki, imar vardı da ben imara aykırı bir faaliyette mi bulundum? Yok, 87'den beri imar beklediğim birçok yurttaşımız gibi Koruçuk belgesinde, ben de Osmaniye Mahallesi'nde, Ordu Mahallesi'nde ve diğer birçok yerde imar bekledim. İmarsız bir alanda imar kanununa göre bir ceza veremezsiniz. Yargıya gittim. Yargı da beni haklı buldu, beraat etti ve atladı. Durum bundan ibarettir. Durum bundan ibarettir. İsterseniz basında da var, isterseniz yargı kararlarını da verebilirim. Orada tüm ayrıntısıyla açıklanıyor. Israrla bu noktada bir algı yaratmak, algı kurgulanması son derece hoş değil. Yani sanırım yeterli oldu cevap. Yeterli oldu. Tamam. Tamam, anladım. Yok, anladım. Tamam, teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen? Buyurun hanımefendi. Mikrofon verebiliriz. Ben de yeni mahalleye süre sulakta oturuyorum. Ümit bitişildeki apartmanda. Yıllardır orada bir çöplük alanı oluştu. Gitgide arttı. Birken iki oldu, ikiyken üç, şimdi dört. Ve bütün mahalle oraya çöpünü getirdiği gibi... Tam bütün... neredeydi efendim? Halk Eğitim Karşısı. Yanında, tamam. Halk Eğitim Karşısı. Evet. Tamam. Bütün aşıklardaki iş yerlerinin çöpleri de oraya geliyor.
O kadar mağduruz ki balkona çıkamıyoruz. Malumunuz orada BİM var, gıda satılan bir yer. Bir devlet dairesi var. Yani şehrin merkezi olan bir yerde o kadar çirkin bir görüntü, o kadar bir pislik ki çok rahatsızız. Ne düşünürsünüz acaba bu konuda? Yani o bölgede sanırım orada bir zincir marketlerin önündeki çöpten bahsediyorsunuz. Evet, evet. Yani şöyle söyleyeceğim, kimse evinin önünde çöp olmasını istemiyor, dükkanın önünde olmasını istemiyor. Fakat çöpe de çok yakında ulaşmak istiyor. Yani diyor ki benim evim önünde çöp olmasın, sistemin önünde olmasın. Ben kısa sürede çöp bidonlarına, konteyner alanına ulaşabileyim diyor. Haklısınız, orada bir konteyner yoğunluğu var, nüfus yoğunluğu var. Bu seyreltilebilir ama onları kaldırdığımız zaman da herkes evinin önüne bırakacak bu çöplerini. Ayrı bir durum söz konusu olacak. Biz yine de notumuzu alalım. O bölgedeki çöpleri sık sık toplayalım. Esnafları ve yurttaşlarımızı saatleri dışında çöp bırakmalarını engelleyelim. Bizim ilan ettiğimiz saatlerinde, sabah ve akşam saatlerinde çıkartmalarını sağlayalım. Ama haklısınız, bir apartmanın önünde çöpün yoğunluğunun fazla olması sizleri rahatsız etmekte, bunu çok iyi anlayabiliyorum ama o noktada başka bir yeşil alan, bir cep bulabilir miyiz, alışkanlıklarımızı değiştirebilir miyiz, yine de bir bakacağız. Teşekkür ederim sorunuz için. Pardon başkanım, ben hepsi kalksın demiyorum zaten. Yani orası bir istasyon olmuş artık. Efendim? Bir istasyon, çöp istasyonu haline gelmiş. Onun için çok rahatsız. Tabii ki çöp bir yerde olacak. Benim apartmanımın önünde olmasa bir başka apartmanın önünde olacak. Yani onun dağıtılmasını, azaltılmasını tamam, rica ediyorum. Biz de onun paylaşımını yapalım. Haklısınız bu son derece. Siz bir yere, yani bir bakalım ona. Oradaki bölgedeki çöp yoğunluğuna göre konteynerleri paylaştıralım. Buyurun efendim, sizi vereceğim söz hakkı. Vereceğim. Arkadaşlar, ben il belediye başkanları toplantısına katılacağım için buradan yola çıkacağım. Anlayışla karşılayacağınızı umuyorum ama söz hakkı vereceğim. Birkaç arkadaşımız daha söz hakkı istediler. Toplantıyla yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Mükerrer sorularla gelmezseniz çok sevinirim. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, önce başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Benim isteğim de bilhassa Kaleyazı Mahallesi'nde Bezirci Sokak'la Kapanya Sokağı'nın kesiştiği yerde motosiklet tamir yerleri. Gece, gündüz o şeyden uyuyamıyorsunuz. Bir not olabilir miyiz? Bezirci Sokak'la Kapanya Sokağı'nın kesiştiği yer. Tamam, ve o yoldan pazara doğru giden yollarda kaldırımda yürüme imkanı yok. Motosiklet tamir yerleri. Evet. Ya bunların dışarıya çıkarılma imkanı yok mu acaba? Tamam, bakalım. Bu tamircilerin sanayiye gitmesi noktasında orada hem motor sesleri hem de bu konuda bize hem yönetmelikleri inceleyelim. Vereceğim Ziya söz. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür. Evet, sarı gömlekli arkadaşım, buyurun, dinliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Varlığınız bizlere güç veriyor, onu söyleyeyim öncelikle. Sağ olun. Kirastepe'de pansiyonum var, belki bilginiz vardır. Daha önce de sizinle görüşmüştüm. Başkanım, evet. Bizim Kirastepe'de kanalizasyonumuz yok. Bunu yapacak, bizim Kirastepe'deki mahalle olarak bunu yapacak gücümüz de yok. Bize siz yapacaksınız dendi ama yapamıyoruz. Ve bütün mahallenin kanalizasyonu yollar akıyor. Bu konuda yolumuz da olmadığı için zaten aslında 2 veya 3 gün içinde bitebilecek bir durum. Benim en büyük sıkıntım sağlıktan yana ve tabii ki bütün komşulardan yana. Anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sorunuz için. Şöyle yapalım. Arkadaşlarımız, yetkili başkan yardımcılarımız notunu aldı. Yine telefon numaralı verirsen heyet olarak teknik fen işleri, fen adamları gelsinler, bir kontrol etsinler. Eğer site inşasında ise tabii o kanalizasyon hattını sitenin yapması gerekti. Sitenin dışındaysa biz yapacağız ama bu bir kural, bir kanun olmayabilir. Biz elimizden gelen imkanlarımız dahilinde oradaki sağlıklı çevre için ve sağlıklı altyapı için konuşmamın başında da belirttiğim üzere mikro ölçekte sizlerin sorunlarını çözmeye talibiz ve çözeceğiz. Bir saniyenizi alacağım. Buyurun.
Evet, evet sevgili dostum. Evet, karanlıktaydım biraz. Evet, dinliyorum. Şimdi şehir içinde sürekli söyleriz çöp konteynerlerin ilaçlanması. Aslında ben çöp konteynerlerin çok derece ilaçlanmasından yana arada bir konteynerleri alıp belediyenin muhtelif bir yerlerinde ya mümkünatı varsa bunların ilaçlı suyla yıkanıp yenilerini getirmeleri. Böyle bir fikirde bulunmak istiyorum. Bir de şehrimizin bir saniye lütfen insan arkadaşlar. Pimi çekilmiş bombası var bu şehirde. Trafik problemi. Motosikletler geçen gün dolmuştan inecektim. Dolmuşçu bana dedi ki abi inme bekle dedi motor sağdan geliyor. Eğer inseydi beni biçliydi. Yani bunu ben geçen akşam bekçileri durdurdum. Aşklar Caddesi, Rıza Nur Caddesi'nde. Nasıl gidiyorlar biliyor musunuz? Yani 70-80 ile böyle. Sanki yemin etmişler birilerini öldürecek. Yani bilmiyorum. Belediyenin o kadar çok gücü yok. Mutlaka valilik veya trafiğin de burada bir şeyi var. Yani o trafik sorunu bir de Sakarya Caddesi'nde 3 defa maruz kaldım. Ambulans bas bas bağırıyor. Ambulans ileriye gidemiyor. Benim buradaki bir önerim şehre girişi çıkışı paralı yapın. Hem belediye çok güzel bir çok lütfen yani Metin bak bu çok bir şey gelir böyle agresif bir öneri gelir. Ama millet tuvalete bile arabayla gidiyor. Yani sen diyorsun ki bu senin son seçimin olsun diyorsun. Şehirde yaşayanlara bir kere ücretsiz hakkı verirsen. Ama hakikaten böyle olmaz arkadaşım. Millet tuvalete bile arabayla gidiyor. Ya sevgili dostum biz Belçika'da, Lüksemburg'da veya işte Madrid'de yaşamıyoruz. Hayır burası Norveç değil ama Muz Cumhuriyet de değil. Anladım. Tamam sorun bittiyse cevap vereceğim. Teşekkür ederim. Az hocam soru vereceğim ama bir saniye. Şöyle yani ben tarihsel mekanların, kültürel mekanların paralı olarak ziyarete açılmasından yana değilim. Hayata böyle bakmıyorum. İnsanlarımızın erişimine, ulaşımına, ziyaretine ücretsiz olarak açılmalı. Sen tabii bunu trafik rahatlaması açısından söylüyorsun ama aynı zamanda 78 kuşağından geldiği için de Norveç'te parayla tanıştığın için böyle mani işareti yapıyorsun. Ben de mikrofonu almışken sana cevap vereyim. Sakarya Caddesi'ndeki sorunların farkındayız. Bir trafik sorunu var, bunun da farkındayız. Ama gerek biraz eğitimle, gerek biraz bilinçlenmeyle, algının bilince erişmesiyle bunları aşacağız. Özellikle motorlu bisikletlerin, trafiğin, araçların sağından, solundan çok gelişi güzel geçiş yaptıklarını, yayaları sıkıntıya soktuklarını farkındayız. Yani bu noktada da her anda, her yerde bir trafik polisi bulunmuyor, zabıta birimimiz bulunmuyor. Burada insana saygıyla, kente saygıyla alakalı bir şey, kentli olmayla, olabilmeyle biraz da alakalı. Bizim burada hepimize düşen, tüm kurumlara düşen, hem genel idareye, hem yerel idareye düşen, hem de yurttaşlarımıza düşen önemli görevler düşüyor. Ama özellikle Sakarya Caddesi'nde ivedilikle bir düzenleme yapacağız. Yapmak zorundayız. Trafik akışı çok sağlıklı ilerlemiyor. Orayı tek yönlü, çift şeritli yapma iradesi, beklentisi var. Bunu da yapmamız gerekecek. Ben bu konuda ısrarcıyım. Onu söylemek isterim. Asif Unutman hocamız buyurun. Siz bir söz hakkı istemiştiniz.
Evet, sevgili başkanım. Biliyorsunuz bu millet bahçesi bize sorulmadı. Yani bizim bir dahlimiz yok. Ama mecburi olarak bütün 81 ilde mecbur tuttular. Yani bizim belediye başkanımız da fiili bir durumla karşı karşıya kaldı. Fakat ilginç bir düzenleme geldi. Diyor ki, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı. Yani hem planlama da var, kalkınma planı da var, hem Cumhurbaşkanlığı yıllık programı da var. Net ifade şu, millet bahçesi... Bizim devrimi yaptığımız ada ve parsel numaralarını az önce saydığım ve kendi kamulaştırdığı alanlarla birlikte 761 ada bir parsel, 761 ada iki nolu parsel oluşturmuş. Şu anda yani biz az önce bahsettiğim parselleri vermişiz. Onlar da 761 adada 1 ve 2 nolu parseller oluşturmuş bakanlık. Dolayısıyla şu anda mülk onların. Mülk onların. Onlar kendi mülklerine şimdi bize sık sık yazıyorlar. Diyorlar ki şurada 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 beton kaide var, taksi durağı var, parklar, bahçeler, bizim kamulaştırdığımız alanda kafeteryalar, restoranlar, çay bahçeleri var diyor. Onları kaldırın diyor. İlk önce siz kendinize ait olan ve ada ve parsel numarası olarak verdiğiniz bir alanı siz işgal ettirmişsiniz şantiye esnasında ve buna göz yummuşsunuz. Bizi de lütfen bir maşa olarak, bir aparat olarak kullanmayın. Buradan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişimi Bakanlığı'na sesleniyorum. İşgalci diye tanımladığınız o işletmeler size ait olan bir yerde bu işletmeyi açarken hiç müdahale etmediniz. Rıza gösterdiniz. Hatta izin verdiniz. Diyorsunuz ki şimdi burayı siz kaldıracaksınız. Kusura bakmayın kardeşim. İlk önce siz kendi alanınızı, kendi şu anda size ait olan 761 ada ve 1 ve 2 nolu parsellerin işgalini bakanlık olarak gücünüz, kudretiniz yerinizde ve bize sunduğunuz projede hiçbiri bunların olmamasına rağmen bize devretmek istiyorsunuz. Biz sizden bu işgalleri kaldırdıktan sonra biz size orayı nasıl az önce bahsettiğim parselleri tertemiz vermişsek, işgalsiz vermişsek, siz de bakanlık ve TOKİ'ye söylüyorum. Siz de bize tertemiz bir şekilde bize sunduğunuz ve bizim de onayladığımız projeyi bize sunduğunuz şekilde verirseniz biz de seve seve alırız, bakımlarını, onarımlarını yaparız, eksikliklerini tamamlarız ve yurttaşlarımızın kullanımına, hizmetine açarız. Bunu tüm samimiyetine söylüyorum. Oradaki bir göz yumulan bir süreçte belediye yetkileriyle orada yurttaşlarımızı karşı karşıya getirecek bir bizi de aparat olarak kullanabilecek bu kentin şehremini olarak yerel yöneticisi olarak kimse kusura bakmasın biz kendimizi bu pozisyona düşürmeyeceğiz. Bize ait ise, yargı kararları da bitmişse gereğini yaparız. Ama yer bizim değil. Kusura bakmasın kimse, yer sizin, adasını, paptasını bile belirlemişsiniz. O belirlediğiniz ada papada işgallere göz yummuşsunuz. Geliyorsunuz bizi bir aparat olarak kullanıp oradan bu bölgedeki parkı, bahçeyi, çay bahçesini, dondurmacıyı çıkarın diyorsunuz. İlk önce kendi alanınızı temizleyin. Bakanlıkta gücünüz, kudretiniz yerinizde. Sorunuza karşılık olmadı ama bu konuda biraz doluyuz hocam.
bir kanayan yaraya dönüşmüş durumda. Bunun da İvedilik'te sorunun çözülmesi ve teslim alındıktan sonra da plana, projeye göre kimlerin orada, daha doğrusu hangi işletmelerin orada bu işi yapabileceğini biz ihaleye çıkarak yaparız. Bunu da söylemek istiyorum. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu borçları ile ilgili bir soru geldi. Yani üzülerek söylemek istiyorum. Sosyal güvenlik prim borçlarının tüm belediyelerde, tüm belediye başkanlıklarında bir tahsilatına gidilmesi, yerel hizmetlerin aksamasına neden olacak. Aslında siyasal iktidarın almış olduğu bu bir karar, 31 Mart'taki tabloyla bir hesaplaşma gibi vatandaşlarımız tarafından, belediyelerimiz tarafından görülüyor. Bizim bu konudaki İller Bankası ödeneklerimizin kesilmesi demek, size hizmetin ve size sunulan olanakların, yapmamız gerekli olan imalatların daha az yapılması hizmetin, dolayısıyla aslında vatandaşlarımıza verilmiş bir ceza gibi, bir sopa gibi duruyor. Bizim, şöyle kabaca söyleyeceğim, 53 milyon liralık Temmuz ayındaki tahakkuk miktarımız kesintiyle 32 milyon lira olarak Temmuz ayında geldi. Bu Haziran ayında çok çok daha düşüktü. Şimdi Ağustos ayında bu 32 milyon liradan %40 daha kesecekler. Yani aman Allah'ım, çok haklısınız Aziz Hocam, bir ekonomi profesörü, bir sosyal bilimci olarak. Bu ne demek? Bizim alacağımızın miktarın 17-18 milyonlu rakamlara düşmesi gerek. Bu personel maaşlarımızı bile karşılamayacak durumda. Böyle olması durumunda tüm samimiyetle söylüyorum, belediyelerin hizmet üretme, yurttaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılama, yatırım yapma ve onların beklentilerine cevap verme noktasında çok büyük sıkıntılar yaşayacak. Sanılıyor ki belediyeler bu anlamda sıkıştırılırsa vatandaş tarafından teveccühünü, desteğini kaybeder. Dolayısıyla bu anlamdaki 31 Mart'taki tercihlerini değiştirirler. Şunu samimiyetle söylüyorum. Artık 31 Mart'tan sonra müzik değişti. Gerek siyasal iktidar, gerek diğer özneler, karar vericiler danslarını değiştirmek zorundalar. Artık seçmen belediyeler üzerinden kendine yapılanın farkında ve bilincinde. Bu yüzden belediyelerin gelirlerini %46 kesip sonra tekrar 40 keserek daha aşağıya çekmek en büyük zararı vatandaşlarımıza, kentlerimize verecek. Bunu söylemek istiyorum. Sigorta prim borcu olarak da bir talebiniz vardı. Bizim sigorta borcumuz 132 milyon 961 bin lira 886 lira 46 kuruş Temmuz ayı sonu itibariyle. Bunun yapılandırılmışı 16 milyon 665 bin 307 lira. Vadesi geçmişi olan 51 bin 351 lira. Ama bakın, tam
64 milyon 944 lira 944 lira 64 milyon yani vadesi geçmişten de fazla, yapılandırılmıştan da fazla faiz, gecikme faizi konulmuş. En azından bu faizleri silin. Biz geri kalanları zaten yapılandırmadan bunun tahsilatına giremezler. Bu hukuka ve kanuna aykırı. Bunu biliyoruz. Ama her ay bizden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında, özellikle Haziran ayında 2 milyon lira daha kestiler. Ne, fazladan kestiler. Niye kestiniz diyoruz. Cevap yok. Kestik işte, ihtiyacımız var. Şimdi Ağustos ayında büyük bir kesinti yapacaklar. Sizler bize sahip çıkacaksınız. Sizler ve biz bunu anlatacağız. Tüm dostlarımıza, tüm paydaşlarımıza, tüm şehirde yaşayan insanlarımıza anlatacağız. Aslında bu yaptıkları vatandaşa zarar veriyor ve vatandaşın hizmet almasını engelliyor. Devlet sadece gecikme faizi olarak yaklaşık 65 milyon lira daha bizden alacak. Toplamda 132.9 milyon liralık bir sigorta prim borcumuz var. Bunu da söylemek isterim. Evet sevgili dostlar, ben İller Bankası'da hem projelerin takibi, hem bakanlıklardaki projelerin bir an önce bitmesi için sık sık Ankara'ya gittiğimde takipçisi oluyorum. Sizler için, altyapı projeleri için bu borcumuz bir miktar daha artabilir. Artmalı da, başka türlü hizmet üretemiyoruz. Bunu da seve seve yaparız. Buradan belediye başkanları toplantısı için ayrılacağım. Yaklaşık bir 8 saatlik yolculuğa çıkacağım. Yarın sabah toplantıya katılacağım. O yüzden başka bir soru almayacağım. Beyefendinin bir sorusu var. Çünkü beni de anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Yani bir 8 saatlik, zaten sabahın erken saatlerinden itibaren bir hizmet üretiyoruz. Sık sık bir araya geleceğiz. Sorularınızı cevaplandıracağız. Bu konuda her zaman hazırız. Bunu da tüm samimiyetimle söylüyorum ama sorular bitmeyecek. Zaten yazılı sorularınızı aldım. Ama ısrarla da elle soru sormayın. En son sizden soru alacağım ve toplantıyı bitirmek istiyorum. Çünkü 2 saatlik zamanı aştık. Biz de yola çıkacağız. Yarın bir toplantıya katılacağız. Buyurun efendim. Öncelikle teşekkür ederim başkanım. Fırsat verdiğiniz için. Şimdi oradaki çay bahçelerinden hani işkence gibi davranıyor, konuşuluyor şu anda. Buradaki büyüklerimiz bilir, bu çay bahçelerinin hepsi eskiden de vardı. Bize dönemin valisi geldi. Dedi ki biz buraları yıkacağız. Size de yeniden yerler yapacağız. O sözü de tutmadılar. Yerleri de bize yaptırdılar. Orada tabii olmayanlar var. Ama bütün bu çay bahçelerimiz nokta biliyorsunuz yani 50 senedir, 40 senedir var yani. Hangi çay? Recai abinin ki benim. Yok. Recai abinin. Tamam. Yok. Siz sen sorunu veya şeyden... Yani işgalci gibi... Ben işgalci demedim. Hissedemiyorum. Hayır. Yani. Hepiniz ölüyorsunuz siz yani. Hepiniz ha, o çay bahçelerini biliyorsunuz yani. Hepiniz orada oturdunuz. Şimdi bir saniye karşılıklı, sen bana sorarsan ben cevap vereceğim. Biz işgalci miyiz başkanım? Biz de... Bir tamamla cevap vereceğim. Sonra sayın valimiz gene, bir önceki vali, belediye başkanı Arış Bey, AK Partili başkanı Uğur Giresun geldiler. Sonra sizin yerleriniz, şurası aynı yerlerinize devam edin. Ama dediler biz şimdi ihale yaparsak, bu büfeleri yaparsak geç kalırız. Siz büfelerinize kendiniz yapın dediler. Bize hem yıldılar. Böyle mağduruz. Tamam, adı soyadın neydi? Uğur Altunel başkanım. Uğur Altunel. Sevgili dostlar, Uğur Altunel kardeşimiz yaşanan hadiseyi anlattı. Dedi ki bize o dönemin valisi geldi, yer gösterdi. Gösterdiği anda orası şantiye miydi? Şantiyeydi. Daha proje bitmeden şantiyede bu arkadaşlarımızı, bu girişimcilerimizi, onun gibi birçok var, yer gösterdiler. İl başkanları da olduğunu söyledi. Belediye başkanı Barış Bey'le vardı. Belediye başkanımızın da olduğunu söyledi. Yer gösterdiler dediler. Aslında farkında olmadan tabii ilin en büyük idarecisinin kendisine yer göstermesiyle, buraya yapabilir misiniz demesiyle
haklı olarak bir güven içerisinde orayı yaptı. Ama en büyük yanlışı yaptılar ona yer gösteren arkadaşlarımız. Şimdi de inanın defalarca bize yazıyorlar. Diyorlar ki o işletmeler biz demiyoruz. Onların yazısından alıntılama yapacağım. O işgalleri kaldırın. Bunu diye çevreşehir müdürü mü? Evet. O da oradaydı. Evet. O da oradaydı. Bakın işte yani arkadaş yani bu kentin işine durumlu durum. Tamam diyeceğim. Şimdi ısrarla diyorlar ki o işgalleri kaldırın. Elektriğini, suyunu kesin ve gerek kıyı kenar kanunuyla, gerek gece kondu kanunuyla, gerekse belediyeler kanunuyla oradaki tahliyeleri sağlayın ve yıkın deniyor. Ya kentin en büyük mülki amiri, geçmiş dönemlerde bir mülki amiri gelmiş, Uğur kardeşimize yer göstermiş. O da sorgulamamış. Keşke hani planda projede isteseydi. Şimdi diyeceğim o ki, tamam anladım ben. Diyeceğim o ki, böyle bir fiili durumla karşı karşıyayız. Oradaki işletmelerimize, işletmecilerimize yer gösterdiler. Şimdi de o irade onların kaldırılmasını talep ediyor. Ben açık net bir kez daha söylemek istiyorum. Şu anda saha Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait. Ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı millet bahçesi olarak da onayladı. İki parselden oluşan 761 adava 1 ve 2 nolu parseller şu anda onların. Onlar nasıl vatandaşlarımıza yer gösterdi, imkan tanıdılarsa onların da sorunlarını çözmek zorundalar. Onların sorunlarında yasal olarak bir şeye bağlamak zorunda. Yani kendilerinin yerleştirdiklerini bizi bir aparat olarak kullanıp yıkın diyorlar. Dolayısıyla bir yerel yönetimle, yerel meclisle, belediye başkanıyla karşı karşıya getiriyorlar. Biz gerekli hukuki incelememizi yapacağız. İlk önce o sahadaki yapması gereken ilk işlemin bizden kaynaklanmadığını biz meclis kararımızı tertemiz bir şekilde vermişiz sahayı. Biz sahayı da tertemiz bir şekilde istiyoruz. Yapamadınız mı? Yapamazsanız o zaman proje tadilatına girin. Sizlere yer gösterilen millet bahçesindeki metrekare oranları neyse bilemiyorum. İmkanları dahilinde projelendirin. Deyin ki biz yer gösterdiğimiz vatandaşlarımıza bu projelerde yer gösterdik. Ruhsatını verin. Ruhsatını da veririz, teslimde alırız. Ama bir fiili durumda böyle bir oldu bittiyle ne vatandaşlarımızla karşı karşıya gelmek istiyoruz ne de bizi bir başka iradenin kullanmasını istemiyoruz. Bakanlıkların gücü yetkisi bizden fazla. İstedikleri gibi sizleri tahliye edebilirler. Sizleri de projelendirebilirler. Bize de başvururlar. Derler ki projelendirdik. Buralara ruhsat verin. Ruhsatını da veririz. Sizlerin zor durumda olduğunuzu biliyoruz. Lütfen daha fazla